Öncelikle hepinize çok teşekkürler. Bu panel biraz sarktı. Üçten beri bekleyen değerli misafirlerimiz var. World Def'in son gününde son panelimiz Ömer abiyle fon bulucu Talks'ta. Bizim için çok heyecanlı hem de çok da değerli. Kitle fonlamaya hem gönülden destek veren hem de aynı zamanda bir profesyonel olarak da kitle fonlamayı analiz eden, bakan, takip eden, girişimlere mentörlük yapan, kitle fonlamadan zaten çok daha öncesinde Türk melek yatırımcılık ekosisteminde de çok iyi bilinen ama girişimlerinde Ömer abisi. Ben ilk Ömer abi olduğunu hep biliyorum, takip ediyorum. Ama Ömer Bey deyince böyle bir çok az edilmeyen bir durum var. Tersliyorum direkt. Olmuyor değil mi o ya? Yani? Yakışmıyor. O yüzden bugün çok çok keyifli bir söyleşi olacağını tahmin ediyorum. Bu arada konuklarımız da çok güzel yerlerden. Platformumuzun yatırımcıları da var. Yunanistan'dan kalkıp geldiler. Evet ya, sıra Yunanistan. Evet, evet. Bugün uluslararası bir toplantı da yapıyoruz aynı zamanda. O anlamda çok da keyifli. Öncelikle bizim panelin konusunu aslında ilk soruyu da soracağım. Aslında ben sazı sana vereceğim ama sen cümle kurdukça bir şey gelebilir. Hakan abinin oradan böyle editler ve eklemeler. Sistemden bahsettiğimiz girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemi, melek yatırımcılık, sermaye piyasaları, kitle fonlama, ne dersek diyelim. Bu ekosistemde Ömer abi olarak tanınıyorsun. Ekosistemin Ömer abisi olmak ne demek? Senin için ne ifade ediyor? Bu nasıl bir his ve senin günlük hayatını nasıl etkiliyor? Neler yapıyorsun? Ben böyle bayağı 4-5 soruyu bir araya şey yapıp sana sözü aktarıyorum. Kime teslim edeceğini söylesin. Kavuğu, evet evet. Ben zaten Bektaşi'yim anne tarafında. El verebilirim yani. Şöyle, aslında öyle bir niyetim yoktu yani. Hiçbir planlanmış tarafı yok. Ben güzel emekli olup organik tarım yapacaktım. Evet. Sene 2009 falan. Sonra birisi arkamdan böyle itti. O mekanist diye bir tane şey vardı. Zomato oldu sonra. Ona melek yatırımcı oldum ilk. Ama o da yetmedi. Onun başındaki arkadaş Umur 6 ay sonra kaçtı. Bıraktı gitti. Zaten sonradan eklenmeydi, o gerçek kurucu değildi. Yatırımcı Amerikalı VC'ler falan vardı. Çok kızdılar, dediler ki bu nasıl iş falan filan. Kısa çöpü ben çektim. 6 ay orada şeylik yaptım. CEO'luk yaptım. Orada işte şeyi kaptım. Virüsü kaptım. Yani CEO'luk yaptım derken her şeyle ben uğraştım. Yani Facebook reklam vermesi, işte SMS atması, aklınıza ne geliyorsa. Benim geçmişim teknik yani. Hem elektronik hem bilgisayar mühendisiyim. O tarafı zaten bildiğim yerde ama bu tarafı hiç bilmiyordum. Yani reklam yapmak ne demek yani? Ne olduğunu bile az biliyordum yani, öyle diyeyim sana. Evet. O 6 ay içinde gerçekten bu işi çok sevdiğime ve emekli olmamaya karar verdim o dönem içinde. Bundan sonra böyle dedim. Evet. Yani sonucu da bu işte. Evet. Süper. Ama şuradan girmek istiyorum. Şimdi aslında girişimcilerle daha doğrusu devamlı iletişim halindesin. Biz yani seni gördüğümüzde de yine hani ziyaret etmiştik bir kere İş Bankası Girişimcilik Şubesi'nde. Hemen bir girişimciyle orada şey, bir mentörlük seansı. Bazen yatırımcılarla görüşüyorsun. Burada aslında senin ağırlıkla zaman harcadığın şey girişimcilere bir mentor gibi davranarak yön vermek mi? Yoksa aslında daha çok hangi tarafta yer alıyorsun? Yani çok fark etmiyor. Ben çok kötü bir takvimi olan insanım. Takvim çok kötü. Hepsini de çuvallıyorum, zaman veriyorum, unutuyorum, yazmıyorum, değiştiriyorum, update etmiyorum falan, böyle rezalet ama insanlar alıştı buna. Evet. Onun için şöyle bir prensip koydum. Dedim ki darlamak serbest, darılmak yasak. Onun için aklınızda olsun, istediğiniz kadar darlayabilirsiniz beni. Hemen cevap verebilirim. Bir ay sonra cevap verebilirim. ama yok, veririm, sonunda veririm. Darılmak yok yalnız. Önemli o. Ben bunu kullanırım. Kullan tabii. Ama piyasada tam tersi yok mu? Yani darılıyor insanlar yani. Darılıyorlar. Şöyle. Ama darlamayı da kabul etmiyorlar. Yani etmiyorlar. İş adamıyla, evet. Haklısın. İş adamıyla geçerken ikinci kez gerçekten soramıyorum. İşte ben iş adamı değilim. Mesele orada. Sen Ömer abi. Ömer abi. Ya yani şöyle, çünkü bak benim toplam melek artı şeyde yaptığım yatırım sayısı 100'ü geçti şu anda. Tamam mı? Adet olarak. Ve bunların da 4 tanesi falan battı. 7 tanesinden çıkış yaptım toplamda. Kitle fonlamada bekliyoruz. Hakan abiden çıkışlar bekliyoruz. Şeyi başardı. İlk fonun çıkışı
Starter. Evet, starter. Evet, evet. Dolayısıyla ben gelen taleplere olabildiğince zamanım ya da ilgi şeyim alanında, yani panik bir durum varsa, acil bir durum varsa cevap veriyorum, ama yani böyle hani birkaç kere cevap vermişim, hala aynı soruyu soruyorsa pek artık onunla ilgilenmiyorum. Ama yine de belki bir zaman denebilirim ona. Dolayısıyla oradaki şeyim böyle bir hani kendi KPI'im yok. Hani herkese kaç oldu diyorum, biliyorsun ya. Evet. İşte kaç oldu ara ara mesela şimdi. Ki telefonlamada kaç oldu? İşte 70 oldu diyorum falan. Anladın mı? Herhalde geçti de 70 yani toplamda. Kaç yüzü geçti toplam, değil mi? Hepsi, bütün platformlar. 100'lük daha olmamış olabiliriz. Yaklaştık. Bunların hepsi kitlesel kullanımda. Değil. İşte 70 falan şeyden. Telefonlaması daha dün. Evet. Telefonlaması 2 senelik bir şey. İşte 2010'da başladım ben. Orada da bir 40'a yakın var. Dolayısıyla bunlarla ilgilenme şansım pratik olarak yok yani. Yatırım alan girişimde yatırımcı listesinde görülmediği zaman bir tuhaflık oluyor. Acaba niye? Niye yok burada acaba? Ya, kitle fonlamada kaçırdıklarım oldu. Çok çabuk kapananlar oldu maalesef. Onları senden bir alacağım, o hisseleri. İşlem tavsiye 5x'de. Bir şey söyleyeceğim, fark etmez. Bak, bana şikayet ediyorum. Bana kaç defa söz verdi ve satmadı. Abi artsın diye mi? Kayıt da alıyor tabii bu arada. Yani. Ben onu demek istiyorum. Abi adam Kayserili. Sen ısrar ede ha demek ki çok hevesli. Fiyatı arttırıyor. Darlayabilirsin ama darılamam. Öğrendi. Abi bizim hisseleri aldı, para da verdi. Sen bu ait. Canı sağ olsun. Tamam. Süper. Şey ne zaman açılıyor Pay Market? birden aklıma geldi. Neden bilmiyorum. 2038. Evet. Çok nadir konuştuğumuz konulardan biri olduğu için aklına gelmiş olabilir. Doğru. O zaman bu salondakileri özel tarih vereceğim abi. Ver. Bir dakika şimdi. Evet, Ömer abinin hatırı var. Söyle. Ben çıkınca. Evet. Hadi be. Abi ben verdim ya işte. 2038. Bu kesin. Abi bir şey Salih'in aklımda. Herkes soruyor sürekli. Günde en az bir herhalde o 20 kere var. Salih 2038'de çöktü şimdi. Tamam, olur. Fark etmez. Ya aslında neden bu kadar çok merakla, heyecanla beklendiğini en iyi biz biliyoruz. Yatırımcılar biliyor. En az etkili taraf girişimciler olabilir ama yatırımcılar, hani bir ünlü laf vardır ya, işte Silikon Vadisi'ni Silikon Vadisi yapan, orada exit yapan girişimciler. Yani exit yapan yatırımcılar. Exit yaptıkça yeni girişimlere derken bu halka böyle büyüyor. O anlamda tabii ki de bu çok önemli. Ama bunun da yani aslında şöyle, çok kısa burada hemen söyleyeceğim. Şimdi Ömer abiyi yakalamışız. Girişimcilik, yatırımcılık konuşuyoruz ama kitle fonlama ekseninde birçok soru soracağım. Çünkü de çok değerli bir şey var. Şimdi az önce dışarıda konuştuk. Yaptıkları programda aslında yatırımcılar girişimin faaliyet raporunu değil de, aa bak bu 6 ay 7 ay önce fonlanmış bir girişimdi, bu geliyor, biz gelelim orada ona soruları soralım, aslında durumunu orada görelim diyor. Bu da aslında ne kadar çok yazı, izahname okumak değil de video izlemek ve aslında içeriği öyle tüketmek yarım saat, bir saat içinde, onun da bir göstergesi oluyor. Ha, bunu senden duymak istiyorum, kaydı da almak istiyorum. Dediğim gibi ben, sen yıllardır bu işin içindesin. Paya dayalı kitle fonlaması ülkemizde girdi ve çok hızlı girdi aslında. Yani 2 yıl içinde çok ciddi bir ivme. Ama zaten dünyada da yeni. Yani Amerika'da baktığımız zaman Jobs Act'le falan 2016-2017'lere bakıyoruz. Ama tabii ki orada da hemen 2-3 tane milyar dolarlık platform çıkarttı. Yani girişim değil, kitle fonlama, paya dayalı kitle fonlamasını yapan bizim gibi, fon bulucu gibi birebir aynı platformlar milyar dolar değerlemeye ulaştı 5-6 yılda. Bu önemli bir bilgi. Türk girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminde paya dayalı kitle fonlamasıyla ve fon bulucuyla, buradaki pazar lideri olarak, neler değişti yatırımcı perspektifinde, girişimci perspektifinde? Çünkü muhtemelen sende girişimciler gelip danışıyor, soruyor. Yatırımcılar gelip soruyor. Hepsini geçiyorum. Senin kendi bu konudaki düşüncelerin. Yaklaşık 3-4 yıl önce bir tane yazı yazmıştım ben. Birisi istedi. Softtek'ten galiba istediler. Yazı yazdım. Şey, Türkiye'de melek yatırımcılık işte nedir? Nasıl yapılır falan filan, problemleri nedir?
Orada şeyleri listelemiştim. Mesela birincisi yatırım yapacak şirket buldum. İkincisi buldun, onu değerlendirmek, araştırmak, incelemek. Doğru. Üçüncüsü başka kim yatırım yapacak onu bulmak. Dördüncüsü yatırım yaptığın zaman anlaşmanın koşulları, hukuki tarafı, finansal tarafı imza atacaksın. Sorumlu mu değil mi, nasıl ilişki kurulacak. Diyelim yaptığın yatırım iyi gidiyor, maaşını arttırıp duruyor, şirket kar etmiyor, temettü dağıtmıyor ya da değerlendi, paraları yığıyor, satmıyor da şirketi. Ne yapacağız? Senin orada paralar kilitlendi kaldı. Evet, doğru. Yani bütün bunların hepsine cevap veren bir sistem bu. Yani benim orada şikayet ettiğim her noktayı tek tek çözüyor. Sen uğraşmıyorsun deal'ı bulmakla, kampanyanın yatırımcısın. Mecbur değilsin, beğenmezsen yatırım yapma. Ama en azından başkalarının yatırım yaptığını da görüyorsun ya. Doğru. Mesela bu işte sosyal ispat dediğimiz şey, social proof denen şey, bu çok önemli. Mesela işte birçok, ilk zamanlar ben de öyle bakıyordum, etrafta kim biliyor gibi duruyorsa, o yatırım yaparsa ben de yapıyordum. Tamam. Sonra ben yapınca yapmaya başladım. Bu ama şöyle, şimdi sayılar düşükse bu riskli. Ama sayılar büyüyünce, büyük sayılar kanunu gereği o risk kalkıyor. Mesela bugün ne diyor Hakan? 30 bin tane en az bir yatırım yapmış, bizim platformda sadece yatırımcı var diyor. Demek ki bu yaklaşık 40 bine yakın demektir. Yani 5 bin kesin vardır, 40 bine yakındır. Ha, bu 100 bin olduğu gün, ki bence bu yıl içinde olacak bu 100 bin, o zaman herhangi bir risk kalmıyor. Yani birisi yapmış diye yapmanın riski çok azalıyor. Niye? İşte bu saç ve dua et yöntemi var ya, biliyorsunuz. Parayı saçıyorsun ve oturup dua ediyorsun. Bu Amerika'daki çok Silikon Vadisi'nde çok kullanılan bir yöntem. Küçük küçük miktarları çok sayıda şirkete yapıyorsun. Çünkü bunların en önemli özelliği çarpan etkisi çok yüksek. Mesela benim zamanında 3 sene önce çıkış yaptığım bir şirket, daha önce yatırdığım tüm paraların hepsini geri ödedi bana. Bir tanesi sadece. Bunu da gördükten sonra kitle fonlamada ben artık öyle saçıyorum. Şu vaziyette. Saç ve dua. Dolayısıyla senin sorunun cevabı, kitle fonlama melek yatırımcılığın, ha bir şey daha çözüyor. Melek yatırımcılıkta işte diyorlar ki en az 25 bin dolar yapacaksın. Tamam, yapabilirsin ama yapmak istemeyebilirsin. Çünkü saçacak o kadar paran olmayabilir. Doğru. Onu da çözüyor. 1 lirayla bile yapabiliyorsun. Çok anlamlı değil ama yani en azından 1000 lira, 5000 lira. Yani benim 500 lirayla 60 bin lira arasında değişiyor toplam bir şirkete yaptığım tutarı. Takip etmesi, platformun sizin sorumlu olmanız, bu işi ciddiye almanız ve devletin bunu denetliyor olması. Artı MKK diye bir yere yatırımcıyla girdiğinde orada görüyorsun. Öbür türlü o hisse belki de yok, haberin yoksa, bilmiyorsun. Yani ticaretçiliğinde güncelleme yoksa, arada bir şeyler olmuşsa, birisi imzalamış arkasını, pay senedini birine verdiyse, bilmiyorsun ne olduğunu. Doğru. Burası bence bütün bu açılardan son derece aslında olması gereken bir şey, öyle söyleyeyim. Ya aslında evet, yatırımcıya full kontrol sağlayan bir sistem. Diğeri çok zor. Yani şeffaflık, güvenilirlik, takip gibi aslında melek yatırımcılığın da biraz, yani yurt dışında işte inanılmaz kurslar var. Melek yatırımcılık, alırlar sizi uzun bir programa şey yaparlar, model bir para verirler, girişimlere yatırırsınız. Aslında melek yatırımcılığa giren kişi de girişim yatırımcılığını öğrenmektir bir amacı da. Ama bunun için içerik gerekiyor. Ama siz bir girişimciyle birebir doğru iletişim kurduğunuzda alabileceğiniz veri en fazla onun sağlayacağı size verilerdir. Bir de public. Zaten herkesin gördüğü sosyal medya, web site ya da kendi istihbaratınızca ancak yapabileceğiniz şeylerdir. Yani aslında platformlar burada bir teknoloji, iki aracı, üç güvenlik mekanizmasının bir garantörü yani, gibi kurallara bağlı olmasını da sağlıyor. Bu arada tamamen serbest, çok esnek şekilde söyleşiyi gerçekleştiriyoruz. Dediğim Fambulcu Talks. İstediğiniz yerde gelip soruyu sorabilirsiniz. Şimdi burayı hangi girişime yatırmış? tamam. Yerden tamamlıyor. Hemen size vereceğim. Şimdi Hakan Bey'in futbolcuyu duyduğumuzda söylediği bir şey vardı. Körtüremizin %3, %5'i gibi bir oranı vardı. %5 ya. Şu anda %5, bütün tüm %3, %5'ti de. Sonra, yok 5-10'dur o. 5-10. Öyle mi? 5-10 olması. Şimdi yani toplam, şimdi saçıyordunuz ya siz. O saçtığınız para toplam körtüremizin yüzde kaçı? Ya da tavsiye ettiğiniz oran kaçtı? Şöyle söyleyeyim, toplam yatırdığım para benim bu işe girdiğimde sahip olduğum paradan fazla.
Çünkü arada geri döndü ya. Geri döndü ya, o yüzden. Yani oran verirsen, ama herhangi birisi için kaç öğrenirsin yüzde anlamında? Şimdi bu dinamik bir şey aslında, bu cevabın içinde o da var. Yani herhangi bir anda sizin 100 liranız varsa 5 lirasını yatırın, ama atıyorum 3 sene sonra o 200 olduysa onu 10'a çıkarabilirsiniz, 15'e çıkarabilirsiniz. Ben bir ara riski arttırdım, sonra da düşürdüm. Ama bu şeyle olmadı, yani ben bunu orada tutmalıyımdan dolayı olmadı. Sonuçlara bakarak, insana bakarak. Ben insana bakarak yatırım yapıyorum. Kişiye göre değişen bir oran. Kişiye göre değişen bir. Risk iştahına göre, varlığa göre, risk edebileceği paralarına göre. Yani altına, işte borsaya, fonlara, yurt dışı fon şeylere, hisselere, kriptoya, hepsine yatırım yapabilirsiniz. Bugün yani son derece kolaylaştı bunlar. Evet. En zoru aslında melek yatırımcılık bu arada. Yani ben bilseydim böyle bir şey olduğunu ya da bugün girseydim hiç melek yatırımcılık yapmazdım. Hatta hatırlarsın, sana hedef de koydum ben. Bütün platformlara dedim ki sizin başarınız dedim benim bundan sonra melek yatırımcılığı bırakmamdır. Evet, emekli olmamdır. Çünkü kitle fonlama zaten hepsini karşılıyor. Bana ihtiyaç kalmayacak. Hayır. Kitle fonlama zaten karşılıyor. Evet, yani melek yatırımcılığa gerek yok. Melek yatırım ağlarında söylediğim gibi bilsinler de bilsin. Yani kitle fonlaması tehdit aldığını sorular ya. Öyle yapmaları lazım. Yani kesinlikle öyle yapmaları lazım. Şimdi fonlamada fonlamaya çıkarken şirketler müradede bir sıkı bir elemeye tabi tutuluyor. Fonlama sürecinde belli bir yere kadar paranın kontrolü de hani yaptığına inanıyoruz. Yani bunun fonlama bittikten sonra fonlanan şirket üzerinde fon kurucunun bir kontrolü var veyahut da ne kadar bir denetim var, kontrolü var. Yani şimdi biz yatırımız var. Bir şey söyleyeceğim. Ömer abi, çok affedersiniz. Ömer abinin olması şu an büyük bir şanssınız. Evet. Fon kurucu özelindeki soruları her zaman bana sorabilirsiniz. Bence aynen, ben de onu öyle söyleyeceğim. Akıllara zarar bir kaynak var. Yani ben insanın yüzüne söylemeyi çok severim abi. Gerçekten hayatını bu işe vakfetmiş. Bakın vakfetmiş. Ya, yatırım başka bir şey. Bu işe vakfetmiş biri varken bence o soruları yollayacağım. Diğer sorularınız biz her zaman... Onu biz ayrıca soruya alıyoruz, size iletelim. Ben başlayayım bir tane soruyla, çok şey, bir ünlü bir yatırımcıyla konuşmuştum. Ama yani 50'nin üzerinde yatırım var, büyük yatırımlar. Dedim ki nasıl takip ediyorsunuz? Yani bu kadar yatırımı nasıl takip ediyorsunuz? Yani ünlü bir yatırımcı, girişimcilerde. Takibe ihtiyaç duymayan girişimcilere yatırım yapıyorum demişti. Ha, senin öyle kriterlerin var mı ve bu yıllar içinde artık görür görmez hüküm veriyor musun o girişimle ilgili? 100 tane abi, gerçekten say, adını say desin. Sayamam ya. Sayamam yani. Şöyle, aslında takibe gerek olmayan girişimi bulmak, buluyorsa bana tanıştır onu, bana da... Hemen biz takılalım abi. Evet, aynen takılalım. Bu mümkün değil bence. Evet. Belli bir oranda evet. Tamam. Ben diyorum ki ben çok şanslıydım. Yani bugün 7 tane melek yatırımcı çıkışı yapmış, Türkiye'de kimse yok. 7'ye ulaşılabilir. Yok. Dolayısıyla bu şansla da ilgili birazcık, tamam mı? O insan kime yatırım yaptığınla bana soruyorlar, hangi dikeyleri yapıyorsun? Yok diyorum, insan dikeyini yapıyorum ben. İnsan, ha, çok güvendiğim, bana kazık atan da olmadı mı? Oldu tabii. Ya, o, yani insanla iş yapınca başına geliyor bu. Yani. Ama yani genellikle şanslı olduğum için de hep olumlu döndü. Hocam hangi tür insanlara yatırıyorsun? O insanlara da özellikler neler? Hata yapmaktan korkmayan, konuşurken gözünün içine bakan, yalan söylese bile abi ben o gün vallahi salladım ama nedeni de şuydu diyebilenlere, öğrenmeye açık olanlara, egosu olabildiğince kontrol edebilenlere, egosunu kontrol edebilenlere, ana şeyler bunlar. Tabii teknik geçmişin olması bir artı. Şart değil ama önemli bir artı benim için. Mühendislik gibi. Mühendislik, yazılımcılık. Evet. Tamam hocam, beni tarif ettiniz. Tamam, konuşalım. Bu arada gerçekten konuşuyor yani. Geçen de telefon numarasını aldım. Zaten takipteymiş ya buraya kadar gelmesi. Yani World'le alakası yok. Tamam. Bir sorum var. Bir yatırımcının gerçek motivasyonu sence nedir veya senin gibi? Yani ben biliyorum ki bu 100 girişimden her birinden ben milyar dolar kazanırım diye falan diyor. Bir şey yapıyorlar. Gerçek motivasyonu değil, gerçekten merak ediyorum. Şöyle, zaman için ilk başta bir motivasyonum yoktu, işte dedim ya, arkamdan itildiğim için girdim. Sonra işin başını koydular beni, yine oraya da ittiler diğer ortaklarım. Yatırımcılar, bunların hepsi de yani böyle benim yaş grubumda abiler,
ablalar yani. Onlar yüzünden girdim. Hani sayesinde döndü sonra. İyi ki yapmışlar dedim. O zamanlar oydu. Ama sonra değişti. Şu anda ben yatırımı sadece finansal sermaye yatırımı olarak görmüyorum. Entelektüel sermaye var. Yani şu anda yaptığım şey aslında size entelektüel yatırım yapıyor. Bana döner ya da dönmez. Çok önemli değil. Evet. Dönebilir, belki de döner. Belki de ona yatırıp döner. Ya dediğim gibi bir tanesi bile hepsini karşılayabiliyor. Yaşamamış olsam diyeceğim ki ya öyle anlatıyorlar da öyle bir şey olmuyor. Artı sosyal sermaye diye bir şey var. Yani şu anda yine sosyal sermaye hepimiz için. Ben sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz. Bu bir sosyal sermaye. Kültürel sermaye var. Değil mi? Yunanistan'da iş yapacaksan sadece Yunanca konuşmak yetmez, değil mi? Yani orada nasıl düşünüyor? Türk asıllılar nasıl düşünüyor? İşte Makedonyalılar nasıl düşünüyor? Helenler nasıl düşünüyor? Bunları bilmek, anlamak lazım. Ya da mesela Atina'da ya da adalardaki şey çok farklı. Mesela Meis'e gidiyorum ben uzun yıllardır. Oradaki psikoloji çok farklı. Mesela oradaki insanlar bayağı şey, her an korkuyorlar. Gelecek Türkler alacak bizi. Yani bu çok ya basit gibi duran ama bence son derece önemli bir şey, kültürel sermaye. Onun dışında bir de son yıllarda mecburen yaptığım böyle bir terapi yapıyorum ben. Yani kavga ediyor kurucu ortaklar, çok oluyor. %50 falan ihtimalle kurucu ortaklar arada kavga ediyor demiyorum da anlaşamıyorlar. Evet. O anlaşmazlıkları çözmek için yani hani ilişki terapisi falan buraya. Bu ortak terapisi. Çok sayıda yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Evet. Girişim kurtarıyor. Evet. En azından girişim kurtulmasa bile girişimci kurtuluyor. Mesela ayrılmaları gerekiyorsa birbirlerine zarar vermeden ayrılmalarını sağladım mesela. Birkaç tane. Birkaç taneyi barıştırdım, bir araya getirdim. Çok da iyi oldu öyle olması. Yani give back olarak inanmıyorum. Hayır, ama zaten kendiliğinden oluyor yani. Ben hani give back yapayım, işte give back %20-10 give back yapayım, %5 yatırım yapayım diye bir hesap şeyim yok. Formülüm ya da Excel'im yok. Kendiliğinden oluyor. Hissiyat olarak oluyor. Anladın mı? Hani işte birisi fazla şey yaparsa, abartırsa, ya diyorum kusura bakma ben şey ya olmuyor, benim sana katkım olmuyor. Bir de öyle bir şey var yani. Anladın mı? Sen darlıyor beni mesela. Bir şeyler söylüyorum olmuyor, bir şeyler söylüyorum olmuyor. Sonra ben sana katkıda, abi olur mu öyle şey? Ya olur işte, görüyorsun diyorum, olmuyor. Onun için öyle bir hesabım yok. Yani bütçelemiyorum. Give back bütçem yok. Kendiliğinden oluyor ama. Faydalardan bahsetmiyorum. Bir şey aldığınız gibi yani. Yani bak, startup diyebiliyormuş. Yani şöyle, benim açımdan ben bir startup kurucu olayım. Küçük startup dediğim, girişimci dediğim, 2-3 kişinin ya da tek kişi de olabilir. Ona kattığınız fayda çok büyük oluyor. Yani siz şu an hep girişimci açısından düşünüyorsunuz, toplumdan sağladığınız fayda. Ama bence oradaki insanın, yani oradaki birkaç kişinin oluşturduğu minik ekosistemde o çekirdekten ağaç olma hikayesine çok büyük bir katkımız oluyor aslında. Yani bütün girişimciler arasından sonra. Abi robotik galiba. Robotik. Şu an. Evet. Yatırım yaptın diye hatırlıyorum. Yapmışım. Evet, yapmışım. Ha tabii. Evet. Projeyi anladım. Kaç oldu ya da katılmıştınız siz? Kim? Sizden birisi? Ben Reif olabilirim. Evet, oydu tamam. Hatta isim değişikliğini orada fark etmiştim. Evet. Yani. Aa doğru, kaç oldu diye çıktılar. Çıktılar evet. Evet, güzel. Evet, hatta iş modelini falan tartışmıştık orada. Hatırladım. Yani o küçük çekirdeğin hikayesi şu anda gerçekten biz filizlendik. Bir yıl içerisinde kurumsal partnerlik yaptık. Ben buraya geleceğimizi bilmiyordum. O yayında bana hiç teşekkür etmediler abi. Yayını tamamladım. Valla ciddi samimiyetle sürüm sistem ediyorum. O yayını tamamını izledim ben. Ama yayında hiç bana teşekkür etmediler. Ayrıca telefonları almak için yaptıkları ülkenin yanlışları ben bulmuş. Bir yıl 1700 istemişlerdi. 12-300'e çıkarmıştım. Bu yetmez para diye gerçekten dövizdeki dalgalanma yüzünden kurtarmışlardı. Dolayısıyla sadece fonlama yapmadık, bir de finansal planlama yaptık arkadaşlar. Böylelikle... Bana teşekkür etmediler. O canlı yayına tekrar çıkacak. Ben zaten Berlin'de yaşıyorum. Buraya da sizinle bir yer. Özellikle fon bulucu standı 2-3 gündür buradayım. Ben özürümü sunayım. Yok. Ya bir şey diyeceğim. Ciddi al. Biz onu öyle demiyoruz. Seni aile, Hakan Hocam sizi ailede saydığımız için gerek bilmem. Yok şöyle gerçekten. Aynı aynıdan sıkıldı. Son burcunun katkısı çok büyüktür. Ben neyse söylesin abi.
kalite aldığımdayken söyleyeyim, ben ekip adına çok teşekkür ediyorum. Burada girişimler de var, girişimciler de var. Süper, çok iyi. O filozofya yok, kendini iyi hissediyorsun, takılıyorsun. Ben arkaya sabır edecek adam olarak tabii buradan... Burada şey var, bu tasarlanmış bir şey yani. Ama abi tabii, burada bana yüz yüze anlatana kadar ben ne iş yaptıklarını bilmiyorum. Evet. Yatırımcılarım ama bizim platformda çıktı demek ki bana yatıracaklar. Doğru, Ömer abi soru gelsin. Çok güzel olması yatırımcıları biraz az mı bilinçli abi? Şöyle, şimdi o genel bir cevap vereceğim. Ben birçok mesela... Gelip ne iş yapıyorsun diyorum. Kimin hangi problemi çözüyorsun diyorum. Abi diyor, insanların diyor işte yemeğe erişme problemi. Hangi insanların diyor? Bütün insanların diyor. Ya diyor, bütün insanların bir problemi çözemezsin sen. Tanımla, küçük daralt bunu. Hangi insanların? Genç mi, yaşlı mı? Kadın mı, erkek mi? Öğrenci mi? İş sahibi mi? Memur mu? İşçi mi? Ne nedir yani? Ha. Anladın mı? Ne kadar parası var? Geliri, sürekli geliri var mı yoksa hazırdan mı yiyor? Bütün bunların hepsinin farklı davranış, ekonomi davranış bilimine dönüştü ya biliyorsunuz son zamanlarda. Davranışları farklı olur. Onun için yatırımcıların da böyle şeyleri var, söyle adını. Farklı davranışları var. Şimdi oraya geleceğim. Bir ilk tanımladığım demografik kırılım. Demografik kırılım da yetmiyor. Psikografik kırılım var. Yani sabahları başka türlü karar veriyor, akşamları başka türlü karar veriyor. Hafta sonları stresi az oluyor, daha kolay yatırım yapıyor mesela. Hafta içinde sinirleri bozuluyor, yapmıyor. Sonra kendini kısıyor. Evet, aynen öyle oluyor. Yani abi biz saat 10'u değiştirelim mi kampanya saati? Bence değiştirelim. Psikoloji kötü bir saat olabilir mi? Bence kötü bir saat. Sabahın köründe. Evet. 11 yapalım mesela. Sonra bir tane biraz daha uyuyalım ya. Buradaki sorular çok. Bir tane daha var. Benim en çok önemsediğim de bu. Teknolojiye uyum eğrisi diye bir şey var. İnsanların duyduğu yeni bir teknolojik şeyi, çözümü ya da aracı ya da hizmeti değerlendirirken ki bir bütün diğer bileşenlerin dışında bir yaklaşım var. Yani %2,5 yaklaşık olarak nüfusun erken uyanan. Erken uyanan İngilizcesi innovator. Ondan sonra bir %13,5 falan erken benimseyen, yani early adopter. Sonra kalan %34'ü, %50'ye getiriyor bu toplamı. Erken çoğunluk. Şimdi bunları nasıl tanıyorsunuz? Çok basit. Erken uyanan gelip sana çözümünü diyor ki, ya niye öyle yapıyorsun kardeşim diyor, şöyle yapsana bu çok daha akıllıca olur diyor. Yani bıraksan senin yerine onu yapacak. O kadar anlıyor, benimsiyor, seni zorluyor, problemi yaşamış. Çözümü beğenmiş ya da beğenmemiş ve gelecekteki problemleri çözmek gibi bir şeysi var. Yani bugünün derdiyle uğraşmıyor. Erken benimseyenler, yani öyle adopterlarsa hiç ses vermezler, kullanırlar çözümü. Hatta çözüm patlasa çatlasa bile kullanır. Mesela app'in var senin, patlıyor sürekli, çalışmıyor. Bu devam eder kullanmaya. Hiç geri bildirim vermez. Bu %14-13,5 olan kısım. Ve bir zaman sonra da bırakıyor. Şimdi dolayısıyla ilk o %16 var ya 34'e gelmeden önce. Onlar senin aslında ürünü, hizmeti geliştirmek için kullanacağın. Tabii erken aşama için konuşuyorum burada. Mevcut bir işin ölçeklenmesi aşamasından konuşmuyorum. Ben daha çok erken aşamayı seviyorum ve fırsatın orada olduğuna inanıyorum. Zaten öbür tarafta daha büyük sermaye gerekiyor. Yani benim koyduğum İşte 10 bin dolar ya da 50 bin lirayla bir yere gelmez onlar. Ama bunlardan çok yapabilirsen de erken aşamada yapman lazım. Esas hedef tabii şey, erken çoğunluk, o %34. Onları tanımak şöyle, ilk sorduğu soru, mesela bankaya gidiyorsun, anlatıyorsun bankaya bir çözüm. Başka hangi banka kullanıyor diyor. Tamam mı? Bunu soruyorsa erken çoğunluktur. Evet, erken çoğunluktur. Erken çoğunlukta referansın yoksa satmakta zorlanırsın. Onun bir tane şeyini bulman lazım. Mesela bizim öyle B2B çok fazla girişime yatırım yapmadım ama evet, onun içinde, o bankanın içinde böyle bir erken uyanan ya da erken benimseyen karakterinde bir karar verici bulman lazım. C-Level'da o karar vericiyi bulursan o zaman satıyorsun, sonra referans oluyor sana. Dolayısıyla yatırımcılar da böyle. Birden sıfıra geçişin zorluğu işte. Evet. Yatırımcının da böyle 3 tane ayrı şeyde, bakış açısında şeyi var, nasıl derler,
kategorizasyon, segmentasyonu var. Burada da o radar şeyleri vardır ya, radar grafiği diye. Yani bir insanın işte bir sürü özelliğinden dolayı çizersin, sonra işte orada böyle şöyle bir şey çıkar. Ya da hepsi uçlara giderse her tarafı iyidir, bir tarafı zayıftır falan gibi. Ona bakacaksın. Dolayısıyla bazıları işte ne çıkarsa bizden çıktı deyip yatırır. Başka platformlarda belli, atıyorum sebze, meyve işindeyse, tarım işindeyse her nerede çıksa yatırır gibi. Ya da benim gibi böyle tanımak, şey yapmak için hepsinde yatırır. Yani sen de fena değilsin aslında oradan. Bayağı yatırıyorsun. Yani ben de hepsine bazen yetişemiyorum artık. Evet. Platform sayısı arttı. Arttığı için. Unutup, evet. Unutuyorum. Evet. Ya da bazısını yetişemiyoruz. Dolayısıyla mesela işte bu bir şey. Benimki biraz böyle erken uyanan kafası. Yani. Bir ilave etmek için, bir eleştiri yapmak için aslında. Eğer tabii ki yapmak istemiyorsun zorlama da. Eleştiri yapabileceğim diye bir şey söylesem. Bizler bazı girişimler işte tabii burayı tenzih ederim ama bilinçsiz yatırım yapan diye hiç bakmadım etmeden. Şimdi işte çoğunluğu yapmış ben de yapayım diye. Bunlar da var çünkü. Burada acaba isteyerek ya da istemeyerek platform olarak hype yaratıyor olabiliriz. Hype yaratıyorsunuz ha. Önemli bir cevap, ben bunu duymak istedim. Yani riskere girdim. Bu hype'ın kitle fonlaması mantığı içerisinde girişimcilerin faydasını olduğunu düşünüyoruz. Onlar sağlıyor. Katılıyor. Ama yatırımcılara zararlı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, şöyle yalnız orada küçük bir şey var. Ben ne oldu? Bir nokta var orada. O da önemli. Yani yok yok, rica ederim. Evet. Şöyle, tabii birkaç tane bizim bu kitle kafası şeyinde ben şimdi Sonat bana diyor ki abi diyor yatırım tavsiyesi vermiyoruz biz diyor. Yok diyorum, bu yatırım tavsiyesi diyorum. Yatırım tavsiyesi nasıl yani diyor. Bak, farkındalık için sen gir abi bir platforma, E-Devlet'ten bir onaylanmak neymiş gör ve 1 lira yatır. Evet. Ve bu böyle bir yatırım tavsiyesi ben veririm, her zaman veririm diyor. Şimdi dolayısıyla buysa evet, bu hype'a okeyim ben ama oraya girip de vay buradan işte uçacak kaçacak deyip adam cebindeki hatta kredi kartından çekip yatırım yapıyorsa ona hayır tabii ki. Evet. Onun için orada öyle bir kesinlikle ince fark var. Bu hype'ın yapılıp yapılmadığı ölçüsü de bir platform için çok tehlikeli bir ölçü. Çünkü biz bir ajansımız var, iletişim ajansı ve gerçekten girişimci gidiyor. O ajansa bir sözleşme yapıyor ve bütün kitle fonlama kampanyası iletişimini o ajansa sağlıyor size. Bunu bulamadığınız için kurmak zorunda kaldınız dedim. İştirakiniz. Geri kalan 32 yıl bir ajansın yapı. Şimdi orada iletişimi sağlarken ister istemez fonlama başarısını artırmak için işte reklam basıyor, söylemler geliştiriyor falan. Biz her ne kadar mevzuat uyumlu olarak o söylemlere müdahale etsek de bazen topuz kaçabilir. Evet. Orada. Şimdi dolayısıyla burada yatırımcı kendini nasıl koruyabilir ayrıca? İşte o karakterine bağlı onun. Eğer şeyse zaten sonraki bölümlerde erken çoğunluk ya da geç çoğunluksa zaten etrafına bakacağı için kendi gibi yoksa girmeyecek, korumuş oldu. Şimdi koruması gerekenler ilk iki şeydekiler. İlk nasıl derler, erken uyanan ve erken benimseyenler de. Onlar da özellikle erken uyananlar zaten karakter olarak buna uygun olduğu için ya kendim ettim, kendim buldum diyor. Ben çok dedim onu yani saçma sapan işler yaptım çünkü. Sonra dedim tamam öğrendim, bunun bedeli de buymuş dedim. Şimdi erken benimseyenler riskli biraz. Oradan şey oluyordur, şikayet geliyordur, onlar kızıyorlardır. Çünkü sessiz onlar, geri bildirim vermiyor. Gidiyor bakıyor bir nedenle hop yatırıyor, yatırıyor. Sonra kötü gidiyor, kapanıyor, bir şey oluyor. Ondan sonra diyor ki ya ben bunu yaptım ama siz beni uyarmadınız diyor. Halbuki uyarıyorsunuz yani gayet net bir şekilde. Benim buna kapasitem var, bilerek isteyerek yapıyorum diye. Ama hiç onları okuyup bakmadığı için de dönüp sana kızıyor, sen bana gaz verdin diye. Yani gazı verip ölçüyü koruduğun sürece ve kime verdiğine göre dengelediğin sürece bence problem yok kalp yaratmakta. Ama yine de platformlar olarak dikkatli olmamızda fayda var. Evet. Şeyde aldık. Ben bir soru sorabilir miyim? Yatırımcılarımız var. Bizim risk bildirimini okuyan kaç kişi var?
Yani ben yazdım. Çıkar o yazdı. O her seferinde çıkıyorsun. Aynen. Yani çıkıyor ben çıkıyorsunuz. Yani. Ama en başta okuduğumuz için artık yerde bir içinde bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Değişiklik olsun. Bildirmeniz lazım. Ama bildirmeniz lazım o zaman. Ama şöyle değişiklikle bile pop-up'la falan bildirdiğimde ya da mail altında okunmadığımı belki de bir oranla söyleyebilirim. Neyi? Ben anlayamadım. Herhangi bir değişiklik yok. Tıklanma hızıyla ölçerek okunmadığını tahmin edelim. Ama işte başta okuduğumuz için tıklayıp geçiyoruz. Ama ben şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu grupla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben gerçekten o Telegram grubunda şu an 8 bine dayandı. Evet. O grubun çok bence güzel bir şey, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve orada aslında bir ortak akıl da var. Yani tamam çok marjinal tipler de var. Yani bugün 1 lira yatıyor, yarın hesabını soruyor adam. Yani çok garip geliyor bana. Yanlış bir tipler zaten. Ya daha bir tezi var ya. Şimdi bir sürü soru soruyoruz dinleyenler. Bir sürü soru soruyor abi. Biliyor musun, takip ediyor musun? En son biri diyor ki, ya tamam kardeşim diyor, gerildi de ortalık. Sen diyor, yatırım yaptın mı? Yok daha yapmadım. Ama işte orada şöyle bir güzel bir şey var. Yani o ilk başta benimseyenleri ben kastediyorum. Özellikle 2 yıldır ben de ilklerden birisiyim. Topluluğun ortak aklı orada o marjinalleri torpiliyor. Yani cevap veriyor. Adam onu sahiplenmiş diyor ki, yani şimdi bekleme diyor. O kadar hızlı ki platform yetkililerinden daha hızlı cevap verenler var. İşte Ruşen evet. Bey var mesela. Bizden herkes daha hızlı. Evet. Kesinlikle. Dolayısıyla orada o hype olursa bile ben o hype'ı kişi kendisi neden oluşturuyor okumamış. Bilmiyorum. Ben şunu gördüm ya. Paraya yatırmış. Ben paraya yatırdım ama neye yatırdım bilmiyorum. Nereye gitmiş? Bunu soranlar var ama bence o kişiyi bağlar. Genelde iyiye doğru gittiğini düşünüyorum. Benim de şöyle bir şikayetim var, bilmiyorum. Esasında orada gerçekten onu sormak istiyorum. Ya bu grup sizce girişimciler tarafından, özellikle girişimciler tarafından doğru ve etkin kullanılıyor mu? Yatırımcılar değil mi grup dediğiniz? Telegram grubunda biliyorsunuz girişimciler geliyor, sorulara cevap veriyorlar ama genel grupta. Genel grubu. Yani ne kadar da tutmalı o frekansı aslında? Yani girişimci orayı verimli kullanıyor mu, efektif kullanıyor mu, doğru kullanıyor mu? Ben orada veya kullanmalı mı? Aynen. Evet. Yani. Bence efektif kullanmıyor. Ama kullanmalı. Kullanmalı. Efektif bulmuş bir topluluğu. Evet. Kullanmalı. Ben de boş gibi düşünüyorum. Yani hiç efektif kullanmıyorlar. Aslında orada network olabilir. İşte o Telegram oluşundan geliyor birazcık. Yani şey olması lazım. Önce insan gücüyle moderasyon, sonra da algoritmik moderasyon lazım. Yani onun davranışına göre bazı şeyleri görmemesi lazım. Haberi olmazsa yapmayacak mesela gibi. Ya da aldığı geri bildirimle şey kazanacak diyeyim, puan kazanacak, yıldız kazanacak. Şey da, biraz daha açayım. Yani girişimciye öyle bir şey pas veriyorum ki aslında. Soru soruyorum. Yani bunu bir açmasını, anlatmasını istiyorum. Bana kestirip atıyor. Kestirip atınca da artık devamı da gelmiyor. Aslında orada bir şey var. Ben onu görebiliyorum ama o onu göremiyorsa o onun problemi diyorum. Dolayısıyla açmaya devam etmiyorum. Çünkü açsam aslında demek ki kendi fikri değil o. Bu sefer oraya da gitsin istemediğim için kesiyorum. Yatırımcı ne yoklamalar yapıyor pardon. Çok ilginç bir şey. Güzel, çok iyi bir şey. Bunu... Tabii aslında yatırımcı yaklaşımını Telegram grubunda girişimci çözme operasyonları. Kesinlikle. Yani çünkü şöyle bir şey var. Yani isim vermek istemiyorum bu var. X. Yok değil. Şöyle söyleyeyim. Bence o çok akıllı bir insan. Bak abi oraya dokundurma. Oraya dokundurma. Geri bildirim alıp hızlı bir şekilde aksiyon alıyor. Ya iş öyle bir yere gitti ki yani aslında adamın odağının dışında başka bir yere gittiğini gördüm. Esasında madeni anlatmıyor, çok alakasız bir şey anlatıyor. Box site yaşadım. Aynen. Söyleyeyim mi? Bir tane daha vardı. Jet Connect diye bir şey. Ya kuryeler açsız geziyor. Böyle bir fonlama olabilir mi? Kuryeler açsız geziyorsa gezer yani. Biz onları çözüyoruz. Mesela ne kadar yanlış bir yaklaşım. Çok yanlış bir yaklaşım. Ben orada şunu istedim. Onların bir tane uygulaması var aslında. Pazar yeri. Atıyorum bir Kobi ile satıcıyı buluşturan ve Kobi'nin üzerinden stokları takip eden. Ya bunu anlat, bunu anlat, bunu anlat. Erken çok değil abi. Erken uyanan. Evet. Bir yan anlat. Grup burada. Onu anlatmadı. Şey anlattı. Kobi'de kaç susuz diye. Kara toplattı. Benim için olacak şey, yani. Bir hayal kırıklığıydı. Olacak bunlar olacak. Yapacak bir şey yok. İşte belki olmaması adına bir şey yapılabilir miydi diye. Her girişimci hani her doktor
her şeyi tedavi edemez. Her girişimciyle her şeyi biliyor gibi düşünmeyin. Arasında iyi girişimciler olacak, kötü girişimci olacak, finansı bilmeyen olacak, unicorn olacak, vatan olacak değil mi abi? Tabii şundan dolayı aslında ben biraz uzattım ama ben istiyorum ki girişimciler gerçekten ülkeye bir ekonomik değer de katıyor, bir katma değer de katıyor. Yanlarında birilerini çalıştırıyorlar. İçinden unicorn çıkıyor olması da çok benim açımdan önemli değil. Benim yatırdığım girişimlerden çıkartıyorum. Çok önemli ama. Ama en azından bir şey var orada. Gerçekten bir değer oluşturuyorlar ve hepsi fonlansın istiyorum. Çok güzel. Soru gelsin o zaman Ömer abi. Bunlar girişimciye bu kadar misyon yüklemek doğru mu? Bence değil. Çok eskidim şu anda ya. Çok aynı söyledim ki. Yani yok yok. Yani, ben bir şeyler çıkarıyorum ya. Yani yüzde yüz senin söylediğin cevap falan anlamadım. Yani girişimi ülkeyi kurtaracak kişi midir? Yani bu kadar misyon yüklemekte bu para yok. Yani Ertan tekrar söyleyeyim. Senin söylediğin değil. İşini iyi yapsın. Zaten toplam kurtulur. Yani herkes kendinden şey olsun, sorumlu olsun. Müşterisinin, kullanıcısının problemini çözmeye odaklansın. Para kazanmaya değil. Çünkü problemi çözerse para geliyor zaten. Para araçtır, amaç değildir yani. Yine özelleştiği devlet olarak bir şey soracağım aslında. Ben biraz şey, sizin girişimci kapısı formatını uygulamaya çalışıyorum. Şimdi platformlarda veya gruplarda Vatan Millet Sakarya çok önemli. İşte girişimci kurulmasında aslında oydu zaten. Tamam, girişimci istihdam sağlar. Bunu tartışıyoruz. Girişimci kalkınmaya destek verir. Çünkü katma değer ürün. Okey. Ama ben mesela özellikle söylenmelerinde üretim, kalkınma, istihdam kelimeleri çok daha Vatan Millet Sakarya gittirmeye başlıyor. Dolayısıyla hani her ne kadar bu kadar bir sürü yüklemeseydi de bu ekosistemi büyütebilirsek dünyadaki örnekleri sen çok büyütüyorsun. Nereye gider? Yani bu bir özelleştirme olarak Hakan siz çok Vatan Millet Sakarya diyorsunuz da diyebilirsin. Veya gerçekten aslında doğru ama şunlar eksik de diyebilirsiniz. Ya bence onların şey olmaması lazım. Misyon ya da vizyon o olmaması lazım. Onun sonuç olması lazım. Tamam mı? Yani sen Vatan Millet Sakarya için değil, çözdüğün problemin, hedef kitlesinin problemine ve ona odaklan. Onu çöz. Onu memnun et. O sana zaten para versin. Sen büyüt işini. Zaten Vatan Millet Sakarya kurtulur orada. Çünkü hedefin Vatan Millet Sakarya ise şeye benziyor bu. TÜBİTAK fonları için şey yazmaya benziyor. Proje, proje yazmaya benziyor. Ya yazıyor, erken aşama çıldırtıyorlar be. Ya diyorum ne yap? Abi diyorum 200 bin lira gelecek oradan. Peki diyorum sonra ne yapacaksın? Bir tane daha mı yazacaksın? Evet bir tane daha yazacağım. Peki bu senin yani esas çözmek istediğin problem bu muydu? Müşterin o mu senin? Yo değil diyor. O zaman niye yapıyorsun? Kaynak ama kaynağı ne için kaynak? Yine aynı parayı alıp yine rapor yazmak için kullanıyor. Yani, sonraki rapor parası. Evet evet. İşte döngüye giriyor yani. Sizin için girişimci tanımı nedir bu noktada? Çünkü geçmişte müteşebbise bile girişimci deniyordu. Bir yerden sonra şöyle inovatif çözümler sunan oldu vesaire. Sizin için de şöyle, şimdi müteşebbis dediğin şey bir yerde çalışmak yerine kendi ticaretini, üretimini neyse yapabildiği şey neyse onu yapan demek. Yani maaşlı çalışmıyor, kendi şirketini kuruyor, oradan bir şeyler alıyor, satıyor, üretiyor, satıyor. Bu müteşebbisti. Şimdi girişimci biraz daha o kelimenin günümüze taşınmış hali. Bizim yeni nesil kafalı girişimci ya da yeni nesil girişimci denen girişimci ise şu. Teknolojiyi iyi kullanan ve aslında bence istihdam yaratan değil, az insanla çok iş yapabilen. Yani daha çok adam işe alması yerine, mesela örnek Peak Games 1.8 milyar dolar ilk deal ki o sonunda 2 milyar doları geçti Zynga hissesi aldığı için 100 kişiydi bunlar. Yani 100 kişiyle 2 milyar dolar yarat. Bence 200 kişiye iş yaratmasın. Bence bunu 200 milyon dolar. Evet. Yani dolayısıyla teknolojiyi kullanan, hızlı büyüyen, hızlı küçülen gerekirse, yani çevik olan ve illa bir problem veya bir problem ailesini çözen ve tanımlı bir hedef kitlesi olan kişiler veya şeylere, şirketlere diyorum. Şirket bile olmasına gerek yok. Yani bir telefonlamaya şirketsiz girebiliyorsun ya, o çok güzel bir şey aslında. Hocam ben şunu merak ediyorum. Sıfırdan bir yatırım yapacağınız zaman rutininiz nedir? Yani ilk baktığınız şey nedir? Onu merak ettim. Tabii söyleyeyim. Bu zaman içinde çok değişti.
Yani ilk zamanlar 2010'da falan, 11, 12, 13 o yıllarda şeydim, şey diyorum, şıp sevdiydim ben o zamanlar diyorum. Yani birisi gelip çok güzel sunum yapıyorsa, aha diyordum bunlar müthiş, tamam buna yatırım yapalım diyorum. Zaman içinde sonra bu değişti. Şu anda belli bir tanışma süresi geçmesi lazım. Ne iş yaptığından bağımsız olarak. Sayılarının kaç olduğundan bağımsız. Benim dedim ya, insana yatırım yaptığın zaman tek çaren bu. Tanıman lazım. Yani. Onu da seni tanıması lazım. Bazen ben istiyorum, o istemiyor. Bazen o istiyor, ben istemiyorum. Bu da bir uyum, uygunluk. Yani onun için öyle bir lafım var benim. Doğru yanlış bir kelime. İyi kötü bir kelime, uygun uygun bir kelime diye. Tamam mı? Uygunluk önemli burada. Doğru yanlış, neye göre doğru yanlış. Onun için şu anda artık belli bir zaman oluyor. Yani 3 ay, 6 ay falan dışarı koyuyorum. O süre içinde de hemen eğer mi? Ben yok abi batarım yapamam diyorsa da o zaman hayatta başarılar diyorum yani. Hemen, evet. Ben yatırım şirketinde çalışıyorum aslında 2 senedir. Aynı zamanda üniversite son sınıf öğrencisiyim. Ben sana şunu sormak istiyorum. Genel itibariyle melek yatırımcılara yöneltilen de bir soru. Yani çok da erken girdiğiniz için aslında siz sence size göre Türkiye şu anda olgunluk olarak diğer ekosistemlere göre nasıl, ne durumda, nasıl gelişti? Yatırımlar son zamanlarda global etki olarak bayağı yavaşladı. Türkiye'de de aynı şekilde ben de hissediyorum durumu. Yani sizin bunu daha subjektif olarak yorumladığınız... Tabii, çok güzel bir soru. Şimdi bunu kimin değerlendirdiği ve niye değerlendirip nasıl sunduğu ile ilgili bir şey problemi var, dil problemi var. Yani Türkiye'de aslında kendisinin melek yatırımcı olduğunun farkında olmayan bir sürü insan var. Melek yatırımcılık yapıyor, tamam mı? Tersi de var. Tersi de var. Melek yatırımcı lisansı almış, 5 kuruş yatırmamış. Ama istatistikleri bozuyor. Tamam mı? Evet. Ben bir şey sormak istiyorum ama... Ben niye bir evet? Tamamlayalım cevabı diye. Güzel bir soru vardı orada. Yavaşlayan yatırımlar diye. Evet. Evet. Doğru, tamamlamadık, haklısın, sağ ol. Şimdi aslında bana sorarsan bu bir takım bunları raporlayan, şey yapan şirketler, insanlar var. Tamam? Onların baktıkları yerler ve kuralları var. Mesela bir tanesi diyor ki ticaret sicilde kaydı yoksa o benim için yatırım değildir diyor. Halbuki yatırım araçları içinde İşte şey, convertible bond, safe gibi araçlar var. Bunlar ne? İleride hisseye dönmek üzere bir anlaşma. Ticaret sicilinde kaydı yok bunun. Doğru. Şimdi bu yatırım mıdır değil midir? Tabii ki yatırımdır. Parayı vermişsin çünkü. Anladın mı? Şimdi sen onu raporlamazsan o azalmış görünür. Hatta bunu zamanında Nazım Salur böyle bir panelde sordular. O dedi bu arada. Yani şeyde, İTÜ Magnet'teydi bu. Dedi ki... Safe'de geçen sene bir başladı zaten. Evet, evet. Ama yani bunlar yıllardır yapılıyor. Mesela düştü dediğin şey, onları göz önüne almadığın için düşmedi belki de. Hatta bu emisyon primi yüzünden bu sene birçoğu konvertibl olarak yapılacak, hiç sesini biz duymayacağız. Evet, aynen. Duyacak bu kadar. Evet. Emisyon primini nasıl yorumluyorsunuz bu arada? Yani sizce ne anlamda kötü etkisi veya... Yani şimdi emisyon primi, bu vergi, ekstra vergi çıkmasaydı bence hiç problem olmayacaktı. İyi bir mekanizma bana sorarsan. Çünkü şeyi koruyamıyorsun başka türlü, girişimciyi. Sen parayı koyuyorsun, o bir anda yok oluyor. Onun için olması gereken mekanizma bence. Yani onun gelir gibi görünüp vergilendirilmesi problem yaratıyor, yoksa başka bir şey yok yani. Sadece problemlerin belki en saçma şey bu. Ama ben şunu gözlemledim. Sen aynı vergilendirilince başka bir yararlı. Şunu gözlemledim, yani emisyon priminden kaçınmak için birçok girişimci yurt dışına yatırım almaya çalışıyor gibi gözlemledim. Hatta bir şey... Yani böyle bir... Evet. Şeyin nasıl bir etkisi olur? Ben bu arada şey söyleyeyim, melek yatırım yaptığım şirketlerin yarısı Türk şirketi değil benim. Ama kurucuları Türk. Evet, soracağım sorulardan biriydi, sen söylemiştin. Estonya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Fransa, bir tane daha var. Orta Doğu'dan var mı hiç? Yok. Asya pazarı Orta Doğu yok. Bu bir katkı yapabilirim. Ben bu emisyonu çok da değildi. Biz o verdiğimiz %10
matrahtan düşebilirsin. Belki istisnasını geri iste. Aslında onlar da böyle bakmışlar olarak. Ama bunun yansıması öyle olmadı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Çünkü bu emisyon filmleri sermaye henüz ilave edilmemiş emisyon filmleri. İlavetisi zaten geçmiş gitmişti. Bu yüzden biz orada emisyon filmi dediğim gibi aslında sorun yok gibi görünse de yatırımcıyı koruyan şey, girişimciyi korumuyor. Ben sana orada katılıyorum abi. Yatırımcıyı koruyor emisyon filmi. Çünkü ben çıkmak istiyorum dediği zaman arkasında gidebilecek hissi oluşuyor yatırımcılar. Böyle oldu aslında. Bir gün belki sadece emisyon filmiyle ilgili yapabiliriz zaten. Oraya farklı çözümlerim de var. Ya bence kesinlikle çözülmesi gereken bir şey. Yani ezbere kullanıyoruz biz onu tamamen. Evet. Bununla ilgili birkaç şey yaşadık. Böyle girişim bizde işte tura çıkmış, sonra başka bir kuruluştan yatırım alacak. Yani VC ya da çok şey önemli değil ismi. Emisyonun prim, yani o sözleşme hazır ve hiç değişmiyor. Yani başka bir yol yokmuş gibi. Biz tabii Büşra ile şu an öyle bir örnek üzerinden çalışıyoruz ki kitle fonumuyla tura çıkmış. İngiltere ile ve Suudi Arabistan'la hisse takası yapıp Suudi Arabistan'daki firmadan da burada şey sermaye artık Kranio Cash evet. Toplamda da aslında 660 bin dolar yarısı hissesi babı, yarısı da size doğrudan sermaye şirketi bir yatırım yönetiyoruz abi. Bir şirket İngiltere'de bir şirket. Evet, Suudi Arabistan'da. Bir şirket Türkiye'de. Düşün, 3 kanunu birbirine uydurmaya çalışıyoruz şu anda. Neler yaşadı, tam bir ama gördüğümüz şu, kaydı izlenen şirketlerde bu tarz yatırımlar daha kolay oluyor. Kesinlikle. Daha kolay oluyor ve dijital. O da olacak abi. Belki o case'i sen daha sonra seninle paylaşırsın. Evet. Çok ilginç. Onu da yakında duyuracağız zaten. Ömer abinin en başından beri... Tabii pardon. Ben şey sormak istiyorum, yani biraz konu farklı da bence. Girişimcilerimiz yatırımcılarını ne kadar iyi tanıyor ve ne kadar iyi kullanabiliyor? Yine şeyine bağlı, onun hangi segmentte olduğuna bağlı. Bazıları çok iyi kullanıyor, hatta sömürüyor. Öyle. Bazıları da sadece parayı verdikten sonra onu unutmayı tercih ediyor. İki uç bunlar. Gerisi de arada normal dağılıma göre değişiyor. Yani işte aynı dili konuşabiliyorsa, belli bir nasıl derler, diyalog kurabilmişse kullanıyor. Genellikle de şey oluyor, benim örneklerimde şey, hani ağlayan çocuğa yemek veriyorum ben, öyle diyeyim. Yani çünkü ben bunu zaman zaman girişimcilerimize anlatıyorum. Özellikle kitle fonlaması, binlerce kişi size yatırım yapıyor. Ve hani bunları tek tek, çünkü bütün bilgileri, tam bazıları gizli platformda göremiyorsunuz ama girişimci bunların hepsini görüyor. Görüyor tabii. Yani sosyal medyadan en basiti, bu adam kim, ne iş yapıyor? Yani çünkü çok böyle sporadik örnekler çıkıyor. Tabii. Ürün satmaya çalıştığı şirketin üst düzey yetkililisi ortağı ya, evet. Oradan randevu alamıyor çünkü haberi yok. Aslında benim sorduğum şey buydu. Bu gerçek bir hikaye bu arada değil mi? Yani evet, o yüzden dışarıda konuştuk. Benim sorduğum şey bu. Belki bu büyük bir avantaj kullanmasını anca öğretmemiz gerekiyor. Lütfen öğretmen. Yani ben 2-3 defa konuda geçimci olarak girişim koruyor ama. Rahatsız etmeyecek, KVKK'yı da aşmayacak bir yöntem bu belki. Çünkü yatırımcıyı tanıyacak ki ne zaman ihtiyacı olmuyorsa o ihtiyacı çözecek kişi olduğundan emin olması lazım. Bu 6100 tane yatırımcı olunca kim sorusu daha önemli. İşte şunu yapmayacak yani bir grup işte bir şey belki yaptı ya. Bursa'da TSE'ye tanıdığı olan var mı? Gördüğünüzü görüyorsunuz. Böyle yazmış. Hani şimdi de çünkü bir belge gerektiğini, o belgeyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Tamam, güzel. Gruba yazmış. Bilmiyorum dönen oldu. Ama 6100 tane yatırımcımızın belki çoğu da sesini çıkartmak istediği yatırımcı olarak. Evet, tabii. Ya da unutmuştur, yapmıştır, unutmuştur. Bu olabilir. Çok zor bir şey yani. İletişim tekniği ama bilirse o atlaması çok daha kolay. Bilince acaba irtibat kurulması için müsaade alması gerekiyor mu önce? Doğru. Gerekiyor tabii. Yani ona mesaj atmaya yetkisi var ama onun devamına izin vermesi gerekiyor. Ama ben yatırımcı tarafından baktığımda şunu görüyorum. Çünkü şu noktada hani sömürüyor kısmı mesela benim kişisel açımdan problem değil. Çünkü yatırım yapmışım, sömürsün ve ben sömürdüğü zaman ben kazanacağım zaten.
Onda bir problem yok. Esas problem öbüründe. Belki herkes öyle olmayabilir ama öbür tarafı daha büyük sıkıntı. Yani evet. hiç haberimiz yok girişimciler. Kişisel bilgilerini veya KVKK'ya aykırı davrandı diye yatırımcısı olduğu halde girişim davet edecek. Öyle bak, öyle zaten şey anlamında söylüyorum. Karşılıklı pas attı. Ben bir mesaj atacak. Evet. Yani, oldu şimdi. Burası gerçekten hassas bir yer. Yok Hakan Bey, aslında benim demek istediğim şey şu. Telegram grubunda bu girişimciler var, yatırımcı da var. Telegram grubundan yazdığı zaman KVKK'ya aykırı bir durum yoksa. Yok, orada yok. Oradaysa da. Ondan sonra da eğer istiyorsa bunu daha kişiselleştirebilir. Karşı taraf izin verdiği sürece yine KVKK orada iletişim grubunda kalkar. Ama benim derdim şu, ben yatırım yapmışım, onun da ismini vermemde sıkıntı var. Benim, söyleyeyim. Keseriz. Yok, ilk yatırımımdı benim o. Beni bu anlamda çok ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Şopar. Ne grubu var, ne haber alıyoruz, hiçbir şey yok. Ben onu bir şeyde yayını izledikten sonra ben anladım ki. Ömer abi mi? Evet. Yani yok zaten yani. Yayını izledim ben, orada bir şey yaptım yani. Ben umurumda değil diyor. Umurumda değil dedim, ben de diyorum ki o da benim umurumda değil. Yok, yok. Olay ama işte o... Bazen kırar girişimler daha başarılı. Yok, olabilir ama şey çok kötü yani. Ne yaptı biliyor musunuz? Yatırımcılardan birisi Şopal adına kendisi grup kurdu. Girişimci değil. Çok almadığında yatırımcının kurduğu grup var. Çok iyi. Yani bu bence şey, daha ya, kötü bir durum. Bunlar zorunlu değil, hatta ben kurmamaları yönetmek. Evet. Zorunlu değil de yani bizim burada Ömer abinin verdiği örnekleri yola çıkarak sömürmesi de bence problem ya, yok. Ya sizin işiniz gücünüz yok mu? Gidin para kazanın diğer girişimciler. Değişim var gruplarda. Peki ben bir soru sorayım. Yatırımcı arasında gerginlik. Evet. Manşet. Ben bir şey soracağım. Bu SPV şeysi ne zaman çıkacak? Yani şirket kurulacak. Biz şirkete yatırım yapacağız. Şirket girişime yatırım yapacak. Dolayısıyla o cap table'ın kalabalıklığı problemi çözülecek. Şu anda bilmiyorum anlayan o vardır içinizde. Bence şirket fonlamasının gelecekteki çözümünü söyledim. Evet. Bunun olması gerekiyor. Bu olmaz. Yurt dışında var. Evet. Olmazsa bizim problemlerimiz artarak devam eder. Evet. Biz 5000 yatırımcı olarak bir şirkete ortak olacağız, buna müsaade edecek SPK. O 5000 şirketimiz ortağı bir şirket gidip cap table'da işte bilmem ne AŞ diye görünecek. Bu işin çözümü bu. Dünyada böyle yapıyor. Dünyada böyle. Olması gerekiyor. Bunun kolaylığı ne? Yarın bir exit'ta, hisse satışında o şirketteki hisse karşılığı para o şirkete ödenecek. Sonra 5000 ortak ne var varsa görüyoruz. Yani bence bunu her yerde görmeye. Evet, evet, her kampanya ayrı. Evet. Çok önemli bir şey bu. Zaten yapılıyor değil mi bu yani? Yok. Türkiye'de yurt dışında var. Ya SPV'ler evet aslında şey, o yatırımcıların da tek kişi gibi karar alıp hareket etmesine de olanak sağlıyor. Çünkü o şirket gelip yatırım yaptığı için cap table'da bir tane ve o şirketin çoğunluğu karar aldığı zaman bütün yatırımcılar hani exit kararı aldı mı çıkıyor. O hisse sahibi şirketin bir yönetimi var. Genel kurul yapıyor. Kendileri size şey gibi benim adıma sen beni temsil et diye seçim yapıyorlar falan. Bunlar çok kıymetli. Evet, yine Amerika'da SPV ve SPAC dediğimiz yani sırf satın almalarda bile kullanılan böyle özel kurulan firmalar var. Derin bir konu, ona da girebiliriz ama biz de... Girişim şirketin yönetim kurulunda bir tane üye verebilir. Evet, evet. Dediğimiz gibi şeyi yapıyor orada aslında, exit sürecini basitleştiriyor ve bir tek şirket kişi halini yapıyor. Ömer abin aslında yayının başından beri en çok kullandığı kelimeyi hatırlayan var mı? Çok değil. Problem, ürün. Yani neyi çözüyor? Kimin hangi problemi? Aynen öyle. Şimdi dünyada, şimdi biz fon bulucu olarak, yani Hakan Bey kurmadan önce, ben çünkü bir şeyleri şimdi araştırırken onun daha önceden oralara baktığını görüyorum yaptığı şeylerden. Dünyada yani Suudi Arabistan'da, işte Dubai'de, Amerika, İngiltere, işte Fransa, neresi varsa bütün paya dayalı kitle fonlama platformlarını, hatta borca dayalıları takip alıyoruz. Tek tek analiz ediyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz. Şimdi son yıllarda şu çok artmaya başladı. Fransa'da 4.4 milyar euro değerinde olan bir dijital SME bank
2-3 milyon euroluk bir kitle fonlama turunda çıktı. Bu bir tanesi. Diğeri yine Amerika'da bir içerik platformu, 600-700 milyon dolarda yine kitle fonlama turuna çıktı. Şimdi bir tanesi bu, ikincisi de daha henüz erken aşamadaki girişimler yatırım turuna çıkıyor. İlk sorum şu, bu erken aşamadaki girişimler için kitle fonlaması o ürünün doğru ürün olup olmadığını, problemi gerçekten çözüp çözmediğini %100 gösteririm. Yani fonlandığı zaman evet bu ürünü çözüyor, fonlanmadığı zaman çözer çözmez diyebilir mi? Ama aslında ürün içinde çok iyi bir araç olduğunu düşünüyoruz. Böyle mi? Ürün doğrulaması için. Şöyle, benim bizim YNK'da da hep anlattığımız bir şey var. 5 adımlık bir süreç var. Önce problemi tanımlıyorsun. Yanında kimin problemi olduğunu da tanımlıyorsun. Sonra bunu doğrulaman gerekiyor. İlk adım tanımlamak, ikinci adım doğrulamak. Sonra bir çözüm. Bu problemi anladık, kimin problemi olduğunu da biliyoruz. Ona bir çözüm geliştiriyoruz. Sonra çözümü doğruluyoruz. Bu öyle bir çözüm olabilir mi diye. Evet. Sonra dördüncü adıma geldik. Beşinci adımda bunlar arasında uyum var mı? Yani sorun çözüm uyumu var mı? Problem solution fit dediğimiz İngilizcesinde. O noktaya geldiyse artık bu bir fikir, benim gözümde bu bir fikir oluyor. Yani bu sunulabilir bir şey oluyor. Hı hı. Yani izahnameye bunu yazarsa bu beni ikna eder. Anladım. Bu sonra ürüne dönüşürken, bu MVP diyoruz ya, gün yüzüne çıkabilir en basit ürün diyoruz. Onu dener, olmaz yani izahnamede yazdığını hiçbir zaman yapmaya da bilir. Ama hala aynı kitlenin, aynı ya da benzer problemlerini çözüyorsa bence uygun. Yani illa, mesela siz değiştirdiniz öyle değil mi? Hiçbir sakıncası da yok bence bunu değiştirmiş olmanızın. Çünkü aynı problem kümesinde, ailesinde daha iyi tanımlanmış ve farklı hedef kitlelerin problemini çözüyorsunuz. Benim görüşüm bu. Kitle fonlamada çok erken, yani henüz ürünü yeni bitirmiş olup tura çıkabilen olabiliyor. Aslında o ürün tezinin doğru olup olmadığını kitle fonlama sürecinde de anlayabiliyor. Çünkü 50 bin kişiye, hatta bizim kampanya sayfaları 100 bin, çok daha fazla görüntüleniyor. Aslında o yatırımcılar bir anlamda da müşterisi. Alıp almadığı da bir gösterge olabilir o zaman. Tabii. İkincisi de yine bahsettiğim o çok büyük platformlar. Kitle fonlamaya niye geliyorlar sence? Yani senin perspektifinden. Milyar dolar olmuş. Kitle fonlama kampanyası. İkinci geldi. Toplam aldığı para mı yoksa değeri mi? Değeri 4.4 milyar dolar. Onların bir açıklaması var. Ben diyor üyelerimi yatırımcım yapacağım. Bence en sevdiğim tarafı o benim kitle fonlama. Kullanıcın ve müşterin senin yatırımcınsa sırtın yere gelmez yani. Evet, biz onu birkaç FMCG alanında, böyle sağlıklı atıştırma ya da ürün alanında görüyoruz. Artık marka elçisinin bir ileri aşamasına geliyor. Yani artık distribütör satış elemanı gibi. Telefonun platformlarını da yapmaya başladık. İşte Seeders, Crowd gibi platformlar çalışıyor. Start Engine yapıyor. Kendi platformlarında kendi platformlarını toplamaya çalışıyor. Böylelikle aslında kullanıcıları, müşterileri bir taraftan da siberlere haline getiriyor. Böyle bir döngünün aslında şirketini daha büyük yapacağını görüyoruz. Start Engine 54 milyon dolarla kapatmıştı daha önce bu şekilde. 24 milyon dolarla kapatmıştı. Çok ciddi, evet. 1.3 milyar dolar değerlendirerek böyle ilginç şeyler oluyor. Bunun özellikle topluluk yönetiminde veya büyük toplumlar olan girişim şirketleri dediğim çok çok önemli. Peki bunu nasıl yapmalı? Yani çok da ortaklık yapılarına tamam geçmek iyi de çok takipçisi olan veya kullanıcısı olan şirketler hepsi için geçerli mi? Belki hayır, hayır. Acaba? Hayır, niye? Deminki ilk başta söylediğim 3 segmente bakmak lazım. Yani hepsinde uyum varsa evet. Ama hiçbirinde yoksa, yani sadece tüketim malı üreten bir şirketin hiçbir zaman geri dönüşü de yoksa, mesela peçete, anladın mı? Ne yapacaksın? Yani niye dönsün ki sana? Kullanıyorsun, atıyorsun. Ama bir yaşam döngüsü varsa o ürünün ya da hizmetin, o zaman iş değişiyor. Senin hayatına katkısı var, senin ona verdiğin geri bildirimin ürüne ve başkalarına katkısı varsa, yani daha topluluk şeysi varsa, daha iyi bağlantılı bir topluluksa okey. Yine ben hoşuna gidecek bir şey arkadaşlarla ilgilenirler. Şimdi bize gelen böyle çok önce ukala davranan girişimler de oluyor. Yani diyor ki işte benim 70 bin üyem var. Şu kadarı ödeme yapıyor. İşte ben şu hızla işte ayda şu kadar milyon kişiye dokunuyorum falan. Benim kampanya çok hızlı biter diye geliyorlar. Biz de diyoruz ki hiç öyle hesaplama. Çünkü
seni takipçi, yatırımcı iyi yok. Yani yatırımcı motivasyonu yok veya sana bileğinin, ödeyen müşterinin aynı şekilde yapılacağına dair de bir motivasyonu yok. Bu değiştirmek, motivasyonları değiştirmek çok zor. Ve dediğiniz çıkıyor gerçekten. Birkaç kere böyle hiç örnekler yaşadım. Yatırımcı şey, kullanıcısı kılını tıkırdattı. Demek ki bunun iletişimini de belki çok farklı yapmak gerekiyor. İletişim çözmeyebilir. Dediğim gibi o segment hangi segmentte olduğuna göre iletişimle de çözemez. Cevap vermeyecek ki ve anlamayacak. Ya cevap vermeyecek ya anlamayacak. Yine bir işe yaramadı yani. Bu arada evet son soruları alacağız. Sonra Ömer abiye vereceğim. Açtık. Bu arada fark ettiyseniz biz aslında Hakan abiyle soracağımız soruları soruyoruz. Bunu bir talks'a çevirdik. Yakalamışken. Bayağı öğrenmek istediklerimizi soruyoruz yani o anlamda. İlk buradan el kalkmıştı. Sonra da size vereceğim. Buyurun. Merhaba, ben Mehmet. Marka danışmanlığı için veriyorum. Tamam. Ben devam edeyim ya. Ay, ay. Aynı zamanda kendim de bazı teşebbüslerde bulunuyorum bazen. Markaları, kendim de kendime markalar alıyorum, tescil ediyorum. Patentlerine marka tescil ediyorum. İleriye yönelik yatırımlar yapmaya çalışıyorum ama bu noktada kendim her ne kadar işte yazılım hizmetleri, reklam tasarım ve ticaret hizmetleri müşterilerime versem de kendimde bunda çok zayıf kalıyorum. Hem işte ekip anlamında hem de sermaye anlamında. Bu noktada bu benim ileriki bu yaşından yatırım yapmaya çalıştığım markalara nasıl ben bu bilgiyi, bendeki bilgi birikimi ticarete dönüştürmede, işte ticari bir veriye dönüştürmede tıkanıyorum ya. Bunun asıl şeyi nedir? Sıkıntısı veya çözümü? Şöyle işte bu marka ya da ticari şey, mesela domain isimleri var ya, daha basit olsun diye oraya indirgeyelim istiyorsan. Şimdi onlarda biliyorsun geçmişte çok büyük şeyler oldu. Değer kazanmalar çünkü sınırlıydı. Birkaç tane uzantı vardı işte .com, .org falan gibi. O zamanlar tabii çok değerliydi. Sonra bu üst düzey domain yöneticileri bunu iyice açtılar herkese. Nokta bir şey, nokta bir şey. İşte club, o, bu aklına ne gelirse. O değer düştü mesela orada. Şimdi ilk zamanlarda çok pahalıya satanlar sonra satamaz oldular o domainleri. Ve bir süre sonra domainin önemi de kalmamaya başladı. Niye? Çünkü arama motorları o gerekliliği yok etti. Yani arama motorları indeksliyor içeriğini. Sen ismini bilsen de bilmesen de içeriğe uygun bir şeyse pat diye buluyorsun. Dolayısıyla önemi kalmıyor. Hani bir melek yatırımcı bulmak da aslında orada bir çözüm değil. Çünkü örtüşmüyor. O aynı ülkeye, aynı inanca inanamıyorsunuz. İşte kapital orada işte finansal bakıyor olaya belki. Kazanacağı parayı hesaplıyor. Beyefendinin dediği gibi aslında hani bazen ben de öyle düşünüyorum. Hani ne sattığım, kime sattığım, nasıl sattığım umurumda bile değil. Önemli olan benim ne kadar kazandığım orada. Ama günün sonunda da bir taraftan da marka danışmanlığı yaptığım için çok iyi biliyorum ki o markaların Forbes 500'de bile işte ne kadar Amerikan markalarının değerli olduğunu, Çin markalarının ve bizim Türk markalarının işte biraz daha zayıf kalabildiğini. Geçen hafta bile bir tane konferansa katılıyoruz. Malezya menşeli, Kore menşeli bir marka networking marketing üzerinden insanları örgütlemeye çalışıyor. 80 tane şakrabanlık yapıyor. Yani sanatçılar çıkartıyor. Her şeyi deniyorlar yani. Ama insan düşünüyor yani benim bir Türk markam neden yok orada? Ben ona hizmet edeyim yani ona üye kazandırayım mesela. Şimdi benim markalarımda da böyle yani. Hani 5-6 tane marka teşebbüsünde bulunmuşum. İleriye yönelik bunların marka planlarını oluşturuyorum, benchmarklarını oluşturuyorum ama tıkandığımız noktalar hep aslında baktığınız zaman bizimle aynı inancı, aynı ülkeye veya işte aynı şeye inanan sermaye ortakları veya ortak paydaşlar şehir olduları olmadığı için buralarda tıkanıyoruz. İşte ama yani şimdi gene inandıramıyoruz yani karşılığında. Ama marka, nasıl inandırmak gerekiyor? Marka tek başına bence bir anlam ifade etmiyor. O markanın neyi temsil ettiği önemli. Ona göre de belki hedef kitlen değişecek. Mesela Hakan'ın dediği gibi 70 bin tane şeyin var senin. Müşterin var ama kitle fonlamaya geldiği zaman hiçbiri 5 kuruş vermiyor. Oysa marka belki değerli bir yerde ama başka bir yerde sıfır değere düştü şu anda. Yani para bulurken sıfır değere. Dolayısıyla marka tek başına markaya değil, o markanın neyi temsil ettiğine, hangi kitlenin hangi problemini çözdüğüne bakmak, ona göre ilerlemek lazım. Tamam. En basit cevap bu yani. Kısa bir eklemede bulunabilir miyim? Tabii, buna mı ekleyeceğim? Tamam, eki alalım sonra soruya geçeceğim. Şimdi ben bir sene oldu fon bulucuya gireli. Şöyle bir gözlemim var ama yazılımcı kökenli olanlar da çok tekniğe giriyorlar. O asıl anlatması gereken şey, belki siz mühendis kökenlisiniz ama ben mesela işletme mezunuyum. Bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum. Belki haklısın. Sıkıntı ondan da kaynaklanıyor olabilir. Doğru, işte orada da şey var. Üç hipster, hustler, hacker diye. Yani bir tanesi şey,
kod yazan teknik adam, bir tanesi reklam yapan, iyi sunan, öbürü de kovalayan, yırtıcı satan. Evet. Bu üç rolün olması lazım. Tek başına teknik adam da yaramaz, tek başına yırtıcı satıcı da yaramaz, aynen, tek başına iyi reklam yapan da yaramaz. Doğru. Benim gözlemlediğim şöyle bir algı var, belki de doğru bir algı değil ama bir girişim eğer bir VC yapısından yatırım alamadıysa en nihai son olarak kitlesel fonlama yöneliyor. Bu doğru bir algı mı? Veya bir girişimci için kitlesel fonlamadan neden yatırım almalı veya almamalı? İlk aşamada. Bu söylediğiniz VC'lerin yaydığı şehir efsanesi, öyle bir şey yok. Bence ilk gitmesi gereken yer kitle fonlama. Neden? Şundan, bir kere şirket kurmadan da hiçbir mevcut satışı, performansı olmayan ama gerçekten bir problemi çözdüğüne ikna edebilen seni beni birisi ise bu fırsat bir tek orada var, başka hiçbir yerde yok. Yani şirket yoksa, mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Ben başladığım sıralar, hatta ben birkaç girişimin kurucusu da oldum. Yani girişimci de, hatta çıkıp sunum bile yaptım. Şey soruyor bana adam, benim yaşımda adam karşımda, fatura kestiniz mi diyor. Fatura ne dedi. Şaşırdı şimdi. Fatura ne? Neyin karşılığı? Hizmet satmıyorum ki, bak benim çözümüm bu. Kullanılıyor. Çünkü tersi de var. Doğru. Bir sürü fatura kesmiş ama kullanılmıyor. Bir sonraki ay geliyorsun, yenilemiyor adam. Çünkü bir işine yaramıyor. Önce bir işe yaraması lazım. Yani problem çözüm uyumu olması lazım ki paraya gelsin. Sonra ürün pazar uyumu var. Onun için bence hedef kitlesinin küçük şirketler olabilir, bireyler olabilir. Yani B2C veya B2 küçük B olabilir. Bunların yatırımcısı olabileceği hedef kitlesi olması lazım. Kitle fonlama için ideal senaryo bu. Evet. Bunlar yani ilk, bence başka hiç kimseye gitmesin böyleyse. Bu arada ben... devamı illaki olmalı. Kitle fonlaması geldi. Söylediğimizi, sözümüzü tuttuk. VC'lerin de bunu doğru söylemediğini herkes kabul etti. Fakat kampanya başarısız oldu. Bundan endişelen girişimci de var. Sanki kampanya başarısız olunca ürün de, hani hizmetle başarısız oldu algısı oluşacak bir endişe var. Doğru mu? Buna da cevap ver abi. Tabii. Yani bu endişeyi taşımalı mı girişimci? Evet, ama bu endişeyi en başta taşıyıp kampanyayı ona göre düzenlemeli. Mesela işte 1.7 milyon yerine 2.3 milyon ya da tersi 2.3 milyonu 1.7 milyona düşürmeli ki kapansın. Yani burada gerçekte neye ihtiyacın var bir parametre, ama onun yapılabilirliği başka bir parametre. Her zaman optimizasyon, yani hayat zaten optimizasyon, biliyorsun yani. Bir hedefe giderken neyi optimize ediyorsun? Kaynaklarını, ya paranı, ya zamanını. Başarısız oldu kampanya. O zaman o ekipte iş yok demektir ya da platformla ekibin uyumu yok demektir. Doğru. Bence platformda iş yok. Girişimciler başarımızda. Ben kendimize suçluyorum. Ama yine de uyum problemi var ya. Yani. Uyanması lazım. Senin beceremeyeceğini anlamadıysa onu kabahatı. Girişimci bir adım önde. O kurtarıyor yani. Evet. Ama burada bu soruya biz çok her doğru zaman uğraştığımız. Evet, evet. Şimdi arasında. O yüzden Ömer abi, hani bunu çok iyi bildiği için söylüyorum. Şimdi biz zaten öncelikle fonlar kurduk. Yani bizim şu an 5 tane girişim sermayesi yatırım fonu var ve kitle fonlama turuna çıkan girişimlere yatırım yapıyor. Bu Amerika'da da var. İşte İngiltere'de şeyde de var. İkincisi Türkiye'de bu bahsettiğiniz, Amerika'da da aynısı oluyor. Kitle fonlu payadalı, kitle fonlu platformları çıkıyor. VC'ler, angel'ların bir kısmı bunu şey yapıyor. Şu an VC'ler partnerlerin aracılığıyla payadalı kitle fonlu platformlarına şey çıkarıyor. Republic var mesela. İnceleyeyim, çok fazla var. Bizde de şimdi bunun ilk örneğini yaptık. İşte Tozero Ventures'ın Scatium şu an yatırım turunda. Hem de sadece VC fonlamış bir girişim burada geliyor değil, devam yatırımını da platform üzerinden yaptı. Çok özür dilerim abi, Republic'te bir GSYP lead ediyor yatırım turu. Evet, 3 milyon dolar. Evet. 6 tane GSYP bir araya geliyor, diyor ki tamam 1.5 milyon dolar biz tamamladık, gerisinde hak tamamlasın. İşte Born Invest, bizim görmek istediğimiz bu. Böyle olursa işte girişimciler de rahat gelir. Evet. Endişe duymazlar, başarısız da olmaz. Aynen, bu biliyorsun. Evet, kurulduğunda zaten mesela Seeders'ın %50 idi. %50 lead investor'la gelmezsen ben açmam halka diyoruz. Commitment istiyorum. Evet, ya yani da şu anda Türkiye'deki problemi o. Yani bu olmadan da açabiliyorsun ya. Evet. Bu yüzden başarısız oluyor. Zaten arkasında GSF olan
de başarısına ulaşan bilmiyorum sizde var mı ama benim bildiğim yok yani. Var mı? Var, yani kim var? Yatırdığımız halde kim? Bizim 10 tane girişimci şirketimiz fonlanmadı. Sizin de yatırdığınız? Tabii. Ha, okay. Çünkü ilk başlarda siz yatırmıyordunuz, yoktu daha fon. Ha evet, onların bazısı yok. Ha, okay. Yani global evet. Fonlama platformu. AŞ olarak yatırıyordunuz. Evet. Evet. Olmadı. Belki VC olarak. Şu an haber değeri kalmadı artık onun ya. Yani hep yatırdığınız için bir haber değeri yok artık. GSF'e geliyor ama zaten geliyor. O sizin için öyle. Yeni gelen yatırımcı için daha evet. Değil. Evet. Tabii. 1 o, 2 de yatırım süre artık tamamen değişiyor. Mesela geçme göre. Şeyle yatırdığımız var. 300 liraya. O zaman o sinyalleri iyi takip etmeliyiz. Vallahi güzel güzel nokta. Ama mesela siz %50 yatırmıyorsunuz hiçbir zaman. Fix 100.000, 200.000, 300.000 bir şey yatırıyorsunuz. Hayır, hayır. Evet. Şöyle bizim şey var. Seeders'da mesela %50 yoksa zaten açmıyordu kampanyayı. Çok büyük bir oran %50. Evet. Bizim şöyle... Sonra indirdi ama %25'e indirdi. Bizim şöyle mikro VC dediğimiz dünyada da var. Bir fon kurup 10 girişim alıp onu böyle hızlandırmak yerine ilk fonumuz 48 kampanya 45 girişime yatırım yaptı. Yani mikro 300 de var ama 2 milyon yaptığımız da var. Yani örnek böyle şey de var. Buradaki olay tamamen şey dediğimiz gibi şey. Bu arada Özgür Demirtaş'a alternatif olarak seni dinliyoruz hala. Şu anda Özgür Demirtaş konuşuyor salonda. Ben şimdi ekonomi yorumunu doğru. Bir şey söyleyeceğim. Adam 10 yıldır aynı şeyi söylüyor, hiçbir şey yaramıyor. Abi bu etkinlikte en azından. Bu kayıt. Aslında Özgür Demirtaş'ın konuşmasının arkasındaki duvara yansıtalım bu. Buradan sesle. Ne söylüyor? Ne oluyor? Konuyla alakalı ufak bir uygulama açısından ben de bir girişimci olarak sorayım. Biz şimdi... Oraya bana değil. Yok, aslında siz de ilgilendirdi. Hiç cevap vermem. Sizi de ilgilendirdi. Biz o zaman muhakkak ki zaten kitle fonlamadan çıktığımız için yine hedefimiz ikinci bir fonlama şeyinde niyetimiz o olacaktır yani. Onun tadını aldı. Aynı zamanda orada bir güven ve devamında sınırını aldık diyecek. Tabii çok öyle. Bedelsiz verecek misiniz? Aynen. Yani ilk yatırımcılar iki cilt yatırmak kesinlikle. Peşin peşin. Biz o zaman şöyle bir garantiyle mi çıkalım? Bazı VC'lerle görüşelim. Bak, yani söz alıp da onlardan, bu firmalar da olabiliyor bazen. Bize bunu söyleyen firmalar da oldu. Yani biz kitle fonlamaya çıkacağız değil. Siz de gelmek ister misiniz? Bu niyetle mi olacak bu, yoksa hiç kimseye haber vermeden biz ikinci turda şimdi kimseye dağıtmayalım. Şöyle, yani birkaç ay önce olsa hiç gitme derdim ama şimdi 2 Zero'yu duyunca bence gidip bakmak. Çünkü onların da içinde erken uyananlar, erken benimseyenler var yani. Yani VC diye kategorize etmemek lazım. Güzel bir şey belki. Bu soru herkesin hoşuna da gidecek abi. Bir girişimci kitle fonlamasına gelmeden önce şöyle bir plan yapabilir mi? Mesela 5 milyon liralık bir yatırıma ihtiyacı var. Ben bunun 2,5 milyonluk girişim kitle fonlaması alacağım diye bir plan yapsa, 2,5 milyon için yatırım turuna çıksak, VC'leri ziyaret etse, dese ki siz böyle bir commitment verirseniz ve bu şekilde yatırım yaparsanız kalan 2,5 ben tamamlayacağım. Bu nasıl bakılır sence VC'lere? İşte, yani VC'lerin riskini düşürür mü bu? Düşürür ama onların işte hala cap table kalabalık olma problemi var ya. Öyle zannediyorlar. Öyle zannediyorlar. İşte o yüzden dinlemiyorlar. Ama 2 Zero gibiler de artacağı için bence bu çok güzel örnek. Ben bunu kullanacağım diyeceğim ki bakacağım bunlar yapıyor. Niye siz yapmıyorsunuz? Bence o zaman hiç problem yok. Çünkü girişimcinin fonlanma riskini de azaltmamız tabii, lazım. Tabii. Yani çok büyük emek veriliyor. Aylarca o deal için çalışılıyor. Girişimci gerekse işinden gücünden fedakarlık ediyor. O finansmana ulaşabilmek için. Bir de ulaşamadığını düşünürsen ciddi şekilde bir demotivasyon da söz konusu. Onu hiç istemiyoruz biz. Ya benim önerim yani hem melek yatırımcılıkta hem bu kitle fonlamada diyorum ki sen bunu olabildiğince minimuma indir. Ona göre tasarla şeyini. Çık daha düşük değerlemeden çık. Onu al bir kere. Arda. Aynen. Peş peşe yap. İkiye göre. Bizim buyurun. Bu kapsamda hani Özgür Demirtaş da bahsetmişken Türkiye'nin önceki gelecekteki konjonktürle faiz arttırma meselesiyle şirketlerin krediye ulaşamama durumunu kitle fonlamaya nasıl bir etkisi olur? Faiz arttırıcı fon çok değerli.
dünyanın en iyi kitle fonlama, daha doğrusu en yoğun kitle fonlama platformlarına baktığınız zaman mevduatla kredi faiz arasındaki makası çok dardır. Bazı negatiftir. Çünkü siz eğer mevduat getirisi elde etmek istemezseniz farklı yatırım araçlarına yönelmeniz gerekir. Kitle fonlaması onlardan biri. Yatırım için? Sen de böyle düşünür müsün abi? Şöyle. Hem yatırımcı açısından hem girişimci açısından. Ya faizin artmasının ben daha doğrusu finansmana şimdi zorluk çıkaracağını ama bu söylediğim makasın artması. Yatırıma konu olan tutarın da herhalde önemli. Tutardan daha önemli bir şey var, süre. Ne kadar zamanda geri beklediğin önemli. Bence doğru. Mevduatta hemen alıyorsun. Ya ertesi gün, ya bir ay sonra, ya bir sene sonra alıyorsun. Halbuki buraya koyduğun zaman 3 yıl, 5 yıl gibi bir şey var. Yani bence aynı eksende değil onlar. Evet. Alamama durumun da var. Bir de, evet. Çok özür dilerim. Burada bir de Türkiye dinamikleri dahil düşünmek lazım. Yani şu anda politika faiziyle, işte gerçek uygulanan faiz arasındaki aynı şekilde mevduatta gidip paranı yatır, senin işte bir yıllık faizin peşin vereyim diyen bankalar falan. Ya bu dinamikleri dahil düşünmek lazım. Ya aslında burada şey de var, işte TechCrunch'ta bir makale çıkmıştı. Diyor ki görünene göre diyor pandemi falan oluyor. Paya dayalı kitle fonlamasının bir şeyi var, bağışıklığı var. Yani böyle hafif oynuyor. Sebebi şu, dediğim gibi işte faiz artıyor ama eğer 10 binle 20 binle ortaklı yapılara geçersek kişinin yatırdığı para 2000-3000. Yani o aslında onu faiz artışı yani bankada ya da şey değerlendirme konusunda şey yapmıyor. Bu sefer Bu tip zamanlarda biz de üye sayısını yani yatırımcı sayısını arttırıp rakam ortalamayı düşürdüğümüzde biz de ona karşı bir hamle oluşturmuş oluyoruz. Abi yavaş yavaş toparlıyorum ama şeyi çok merak ediyorum. Şimdi biz hep söylüyoruz. Şimdi startup'ın bir tanımı var işte haftada şu kadar hızlı büyüyen şu falan. Bir de girişim var. Daha geleneksel. Bizde ikisi de çıkıyor. Bazen ya bu startup değil ki diyorlar da biz de hep startup çıkartacağız demiyoruz ki diyoruz. Bu startup bu girişim ya. Biz de onu demiyoruz ama şu, sen en başta demiştin ben aslında tarım yapacaktım. Ama beni melek yatırımcılar ettiler. Bu kuş konmaz safranla beraber tarım aslında yapmaya da başladın mı? Yaptım tabii. Bizler gibi. O zaman sana bir şey izledim canım. Yeni geldi. Valla taze taze bak. 16-36'da 35'te geldim. Şu an... Hepinizi izleyelim. Isparta size bir dört şey kuş konmaz. Şey, evet. Hani bin dönümü olan işte. Şu an. Tamam. Dikim Mayıs'ta gidiyorduk hani ne oldu? Hep hava muhalefeti. Hava muhalefeti. Temmuz'da. 8 Temmuz'a aldık. Tamam. Haber vereceğiz. Tamam. Nasıl aldık? Şu an çalışıyorlar gördüğünüz. Çok iyi. Burada sohbet ederken şu an çok iyi. Üretiyorlar. Ama herkesin de çok mutabık olduğu bir şey oldu. O girişim, bu startup, şunun değerlemesi, şu böyle falan tartışırken herkesin bir mutabık olduğu ve bir araya geldiği yerde şey oldu, tarım. Yani tarım konusunda da mevcut tarımı bu girişim yapısına dönüştürüp aslında şey yapmak. Ben çekim yapıp göndereceğim de sağ olsun. Sen de ben oturuyormuş gibi hissediyorum. Abi yavaş yavaş. Kanalla ilgili bir şey diyebilir miyim? Bu fonlama esnasında çıkan videoları bir ara çok hevesle seyrediyordum. O tam fonlama devam ederken videolar yapıyor. Hala yapılıyor galiba. Yapılıyor, evet. Fakat ben onu bir şekilde bıraktım. Onunla ilgili yani kendimce şeyin sebebini söyleyeceğim. Onları seyrederken böyle bir sinyal almayı falan ümit ediyorum yani. O zaman tabii ilk kez şimdi yüzde yediyoruz ama... Herkes tüyo peşinde abi. He. Şimdi diyordum ki ya ak saçlı, ak sakalı. Belli ki bu işi bilen bir keramet ördü. Ya bir de söylesene. Hayır bir de şimdi Ömer abi... Abi de abi falan deyince artık böyle şey... Michael'mış falan böyle. Kesin biliyor. Ha, birkaç video fakat baktım hiç renk vermiyor. Yani hiç böyle bayağı şeysiniz ya yani, çok profesyonel yani. Ama o an biliyorum hissediyorsunuz yani bir şeyden. Mesela şu... Toplantı sonra bir hissedecek. Ha evet şu bu odadakiler için orada bir aramızda bir hareketle bir anlaşma. Mesela orada... Şöyle. Tamam. Ya işte aslında sinyal yani yayında abi gözlüğünü çıkarıp takarsan biz yatırım yapalım. Tamam. Evet. İşte aslında şey Ömer abi de buradan geliyor. Yani aslında biraz da hani dediğiniz gibi yoksa Ömer Bey olurdu ama zaten oradaki katkıyı da görmek lazım bence. Niye başka kimse yok da Ömer Erkiben, Ömer abi bu kitle fonlamaya bu kadar odaklandı. Ömer abi, bunu da anlamak lazım. Çok iyiydi gerçekten. Hiç aklımın ucuna bile geldi. Canlı yayında bundan sonra seni tüm hareketlerimi izleyecekler insanlar. Hayır,
sinyal verdi. Bu artık şey oluyor, subliminal. Bence gerek yok ki hangi yatırıma yatırım yaptığını, hangi girişim yatırım yaptığını görüyorsun. Hepsi zaten. Ama miktar önemli, 60 bin lira yapmış. Miktardan sinyal alabiliriz. Evet, doğru alabilirsiniz. Eskiden ilk gün yapıyordum, şimdi bekliyorum. Sinyal olmasın diye. Süper. Şu anda 4 tane falan var, bekliyorum. Süper. Bu arada 5 kampanya yayında 6. geliyor. Toplam... Ha şey de açıldı, Shopee. Shopeeverse de açıldı, evet. Park edilen para şu anda 31,5. İşte 35'e doğru gidiyor. 35'e doğru gidiyor. Yani yatırımcı olarak aslında bu paramızı götürdük, Takas Bank'a park ettik. Bu sayı işte 10 girişim falan olunca düşünsene aynı anda 100 milyonluk bir parayı yatırımcılar olarak biz Takas Bank'a park etmiş olacağız. Faiz de getirmiyor. Sıfır ne var? Bunu hızlandıracak bir mekanizma kursak. Ki, tamam, faiz vermiyorsan, dün çok fazla sıkıştırmadım bu da takasla. Faiz vermiyorsanız, tamam, bağış masrafları almayın. Evet. Yani girişimcilerden dinleyin, işte bizden kredi kartı masrafları. Çok şimdi onu diğer platformlarla beraber rakam yükselince arkadaşlar konuşmaya sesimiz daha güç çıkabiliyor. Daha önce adamlar işimizi halletsin falan diye. Tabii. İşte biliyorsun abi. Şimdi en azından 305 milyonları ulaştığı zaman sesimiz gür çıkacak. Tabii. Masaya elimizi koyacağız. Kesin bir şey yapmak lazım. Aynen. Evet, hatta şey... Özellikle söylüyorum evet. Ki diğer platformlar da aynı dert var. Tabii. Hep evet. Herkesin bir aynı şeyde olması lazım. Doğru. Aynı noktada olması lazım. Bir de başka bir şey daha yapılabilir. Bağış yapılabilir orada. Hı. Faizi bağış olarak yapabilirler. Ya önemli olan orada diyorum ya bizden bir girişimciler zaten girişimciden aldığı para bizden çıkıyor. Biz yatırımcı yatırımımız yapıyoruz zaten. Girişimci tabii. Para vermiyor çoğundan. Tabii. Dolayısıyla oradaki nemalandırmayı kendi yapsın. Daha doğrusu şöyle yapıyorlar. Parayı satıyorlar da. Tabii canım. Bize bir şey ver. Doğru. Biz istemiyoruz. Tamam. Bu masrafı da alma değil mi? Doğru. Masraf. Topladığı masrafları girişim fonundan bir kere. Ben diyorum ki abi 50-60 bin bizden çıksa diğer platformlar 100 bin imza toplarız. Ve toplayalım. Burada online bir platform yaparız. 100 bin imzayı toplayıp takas bankı önüne koyabiliriz. Kesin. Bunlar büyük güç. O zaman insanların davranışı değişiyor arkadaşlar. Şimdi ben söylediğim zaman ya Hakan Bey işte ya Erek falan. Dünkü toplantı olanlarınız varsa ne yaptın? İkisi de kamu kuruluşu buraya kadar gelmiş. Bilgi verdiler sağ olsunlar. Güzel güzel. Kayıtta değiliz. Güzel güzel ağırlatıp gönderdim. Ama tabii onların yapabilecekleri sınırlı. Fakat bizim isteklerimizin sınırı olmaması lazım. Tabii yok. Katılıyorum tabii. Doğru. Süper. Çok teşekkürler. Biz zaten hiç saat sınırı programı artık açtık böyle. Bu kadar da güzel sorular olunca. Başka soru yoksa ben Ömer abiye son sözü vereceğim ondan. Bugün hani World Def'in son günü, son session'ımız Fonbulcu Talks'ta. Abi vermek istediğin, ister yatırımcılara seslenebilirsin, ister girişimcilere, ister artık buradan kime seslenmek istiyorsan biz sana bırakıyorum. Hakan memnun. Sana seslenecek abi. memnun kaldın mı? Abi diyorum ki güzel bir şey söyledim. Evet. Sonra size imza toplamaları gelin. Kurtarmak için değil mi? Güzel. Abi harika. Çok teşekkür. Yok. Ya teşekkürler dinlediğiniz için. Senin bu samimiyetin var ya. Bizi zaten cezbeden o aslında. Sağ ol. Ben ne düşünüyorsam söylüyorum. Şeyim yok. Yani bir gündemim, bir hesabım falan yok. Neyse. Ben de hani yeni nesil kafasının formatına uygun olarak gel buraya abi işte platformu veya işte sistemi öv demedim. Dikkat edersen öz eleştiri yapılacak şekilde sana paslar da attım. Ki Sonat gelince sana şey yapmasın abi sop davranmışsın falan. Onu sen diyorsun. Evet, bana öyle diyor ya. Sen yaşlandıkça yumuşuyorsun diyor. Daha sert oldu. Ya bunu yazdım yayınlamadılar kendi yayınlar. Çıkartmadılar. Evet. Affetmiyorlar demeye yazıyorlar. Yok geç oldu. Tam yayın kesilirken. Sonra da hatta şey diyor bana Batu. Bak ne yazdı Hakan diyor. Ben Batu'ya söyleyeyim tekrar yazayım en son. Tamam. Süper. Çok sağ olsun. Rica ederim. Çok teşekkürler herkese. Ayaklarınız sağlık. Abi sana da çok teşekkürler. Harika oldu. İnşallah bunların devamını yapmayı düşünüyoruz. Biz burada başladık Fonbulcu Talks'a. Devamını getireceğiz. Başka belki dikeylerde konular açacağız. O yüzden herkese teşekkürler. Ben bir alkış isteyeceğim.